Odamızın çok değerli kurul üyesi arkadaşlarım, çok değerli Adalet Bakanlığı Bilirkişi Daire Başkanım, Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanım, çok değerli Korkut Hocam, çok değerli konuşmacı meslektaşım Ali Dursun Koç, çok değerli meslektaşlarım, bir uzmanlık alanıyla ilgili odamızın düzenlediği eğitime hepiniz hoş geldiniz. Hazır bir araya gelmişken, ana konuya geçmeden her zaman olduğu gibi bir iki konuda sizi bilgilendireceğim. Uzmanlık eğitimlerimizin yanında güncel mevzuatla ilgili eğitimlerimiz devam ediyor. Çok yoğun katılımlar var. Yapmaya da devam edeceğiz. Bizim asıl işimiz bu. E-uygulamaları kısmen tamamladık. Sanıyorum Nisan'da tekrar döneceğiz. Şu anda SSK Muhtasar Birleşmesi ve İş Kanunu ile ilgili eğitimlerimiz var. Yine bugünlerde yeni vergi kanunları ve dönem sonu işlemlerine başladık. Gelir kurumlarla devam edeceğiz. Onun yanında da mesleki faaliyetimizin her alanında bugünkü olduğu gibi ihtiyaçlar doğrultusunda elimizden geldiği kadar eğitimlerimizi devam ettireceğiz. Bu arada tabii 2020'de başka bir pencere açacağız. Bugünden bilginiz olsun. Bununla ilgili sürekli zorunlu eğitimi başlıyor TÜRMOB'un. Hazırlıklar tamamlandı. Muhtemelen 1 Şubat'tan itibaren bu eğitimler başlayacak. Bu eğitimlerle ilgili olarak eğitimlerin kontrol altında yürütülmesi için yeni TÜRMOB kimlik kartlarınızı alın. TÜRMOB ücretsiz olarak gönderiyor. TÜRMOB'un web sitesinden bakın. Bu kimlik kartları lazım olacak. Yine odadaki üye bilgilerimizi güncelleyelim. Belki telefonlarınıza rezervasyon bilgileri gelecek. Telefon okutarak gireceksiniz. Mutlaka web sitemize girin. Üye bilgilerinizi, telefon bilgilerinizi burada güncelleyin. Özellikle büroca arkadaşlar için, serbest çalışanlar için söylüyorum. Hatırlatma anlamında söylüyorum. 3 tane temel konu olacak. Bu tip eğitimlerin de sayıldığı, birçok alanın sayıldığı 10 saatlik diğer eğitimlerimiz var her yıl. Muhtemelen Mart veya Nisan ayından itibaren interaktif ortamda 10 saat eğitim alacağız bilgisayarın başında. En önemlisi ise Mayıs veya Haziran'da başlayacak 10 saat yüz yüze aynı bilirkişi sınıfları gibi, diğer konularda olduğu gibi yüz yüze eğitim alacağız. Sınırlı sayıda meslek mensubunun katıldığı, sınırları belli olan. Bir iki yıldır söylüyorum, bu bir zorunlu eğitim. İstanbul Odası olarak bizim görüşümüzün de arkasındayız. Bu eğitimlerin ücretsiz yapılmasıdır. Bunu da ben her yerde söylüyorum, söylemeye devam ediyorum. Ekranda da gördünüz, bu yıl mali rehberi değerlendirdik. Kağıt ortamında basmadık. İki tane temel nedeni var. 45 bin kişiye göndermenin 5 liradan hesap etseniz 200 bin lira çok ciddi bir kargo masrafı var. İkincisi de mevzuat artık çok sık değişiyor. Yetişemiyoruz. Hiçbir arkadaşımızın yanlış bilgiyle iş yapmasını istemiyoruz. Elektronik ortamda mali rehberi güncellemek günlük olarak çok daha kolay olduğu için bu yıl böyle bir karar verdik. Bu konuda da bilginiz olsun. Bugün önemli bir konu var. Önemli konuya geçmeden diğer bir konuda bir aile toplantısıdır bizim eğitimlerimiz. Sürekli yapıyoruz. Diğer meslek odaları gibi değiliz. Bizim çalışma konularımız, yapımız, her şeyimiz icra ettiğimiz meslekten kaynaklanıyor. Diğer mesleklerde mevzuat çok sık değişmediği için orada daha ziyade kendini geliştirmek isteyenler çok farklı uzmanlık alanlarında ücretli eğitimler oluyor. Bizde ise farklı. O kadar çok mevzuat değişiyor ki bütün çalışmalarınızın, bütçenizin tamamını eğitime ayırmak zorundasınız. 3 aşağı 5 yukarı. Bu anlamda da sık sık aidatlar gündeme geliyor. Yine bir aile toplantısında bu konuda da kısaca sizi bilgilendirip konuşmamı tamamlamak istiyorum.
Şimdi nispi aidatları 2019'un Mayıs ayında genel kurulda kaldırdık biliyorsunuz. Kaldırdık nispi aidatları. Bir yargı kararı da vardı. Onu da göz önünde bulundurduk ama yargı kararı her zaman adaleti sağlamıyor değerli arkadaşlar. Bakın ne oldu? Şu anda aile toplantısı dört büyüklerin ortağı olup veya çok ciddi paralar kazanan mesleki şirketlerin ortağı olup yılda örnek söylüyorum böyle bir kazanç var mıdır bilgim de yok. 1 milyon kazanan da 690 lira ödeyecek. Diğer tarafta yılda 40 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira kazanan arkadaşımız da yıllık 690 bin lira ödeyecek. Bu bir adalet değil değerli arkadaşlar. Bu bir adalet değil. Dolayısıyla bir geçiş dönemi, yine bilgi olarak söylüyorum, kanunumuz bu konuda çok açık. Kanun şunu söylüyor, memur maaş taban kas sayısının diyor, 200 ile çarpımından aşağı olamaz, 400 ile çarpımından fazla olamaz diyor. Yine yargı kararları doğrultusunda başka bir adaletsizlik de gündeme geldi. Hiç çalışmayan arkadaşlarımız var. Bunların yanında hizmet hakkıyla çalışan arkadaşlarımız var. Onlar da haklı olarak diyorlar ki, biz odanın imkanlarından sınırlı ölçüde yararlanıyoruz. Serbest çalışanlarla diyorlar, bizim aidatlarımızın bir olması adaletli değil diyorlar bu arkadaşlarımız da. Tüm bunları göz önünde bulundurularak yasanın amir hükmünü de göz önüne aldık. Dedik ki bu her yıl yönetimin oturup Aralık ayında aidat tespit etmesi yönetimleri yıpratıyor. Kanunda da bir düzenleme var. Bunu bir standarda bağlayalım. Artık yönetim kurulları da bu işle uğraşmasın dedik. Adaleti nasıl sağlarız dedik. Nasıl sağlarız derken bunun alt tabanı 200 ile çarpacaksın diyor memur maaş kas sayısını. Alt tabanı. Bunun 1 lira aşağısı olamaz diyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız meslek mensuplarını sadece serbest çalışanlardan ibaret zannediyorlar. 44 bin üyemiz var arkadaşlar. 27 bin bağımlı çalışanı yok sayamayız. Adaletli olmaz bu. Vicdanlara sığmaz. Vicdanlara sığmaz. 27 bin bağımlı çalışan arkadaşımız var. İçlerinden hiç çalışmayan emekli arkadaşlarımız da var. Sadece bilir kişilik gibi işleri yapan arkadaşlarımız da var. Biz genel kurul kararlarına uyuyoruz. Genel kurulun bütçesini bütün gruplarla birlikte oy birliğiyle belirledik yönetimde. Genel kuruldan geçti mi geçti ve şunu dedik. Bağımlı çalışanlar için 200 ile çarpalım bütçede, serbest çalışanlar için 300 ile çarpalım dedik. Aralık ayı geldik, geldi çarptık Aralık ayında. Aralık ayında çok enteresan. Memur maaş kas sayısı 2.49'du. 300 ile çarptık, 750 lira bulduk. Bağımlıları da 500 lira. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmayan bir şey oldu. Bize denk geldi. Ocağın başında memur maaş kas sayısı açıklandı. 2.29. Öyle biz kimsenin imza kampanyasıyla, baskısıyla falan karar değiştirmeyiz. Bizim uyacağımız tek bir yer vardır. Hesap vereceğimizde. İSMO'nun genel kurulu değerli arkadaşlar. Bu mesleği icra eden herkes genel kurul kararlarına saygı duymak zorunda. Genel kurul en yüce kuruldur değerli arkadaşlar. Biz sadece genel kurulun kararını uyguladık. Genel kurulun kararı diyor ki serbest çalışanlar için memur maaş kas sayısıyla 300'ü çarpacaksın diyor. Biz de bunu yaptık arkadaşlar. Aidatımız düştü 690 liraya. İşimizi yapıyoruz bakın. İşimizi yapıyoruz. Kimse konuşmuyor değerli arkadaşlar. Aile toplantısı. Bağımlı çalışan arkadaşlarımızın aidatları 480 liraydı. 600 lira olmadı. 700 lira olmadı. 27 bin kişiden bahsediyorum. 460 liraya düştü değerli arkadaşlar. 460 liraya düştü. Serbest çalışan arkadaşlarımızınki de 480 liradan 690 liraya yükseldi. Burada serbest çalışan arkadaşlarım var. Düne kadar ortalama hepimiz 1000 lira, 1500 lira nispi aidatla birlikte 3000 lira, 4000 lira ödemiyor muyduk değerli arkadaşlar? Ödüyorduk. Buraya düştü. Bununla da kalmadı. Bu 27 bin kişinin içinden 5000 tane kamu çalışanı ve hiç çalışmayan arkadaşlarım var. Onların da aidatları 345 lira oldu. 690'ın yarısı değerli arkadaşlar. Başka bir şey daha yaptık adaleti sağlamak için. Bunları kimse konuşmuyor.
30 yıllık tarihimizde tabandan gelen talep doğrultusunda 2020 yılı itibariyle ilk defa büro açan serbest arkadaşlarımız da 460 lira ödeyecekler. Daha aşağı çekmek zaten mümkün değil yasa gereği. Kanun gereği suç işleriz. Bunlar konuşulmuyor. Tabii ben şuna saygı duyuyorum. Meslek mensupları, tüm arkadaşlarımın farklı görüşleri olabilir. Bunlara saygı duyuyorum. Çok bulabilirsiniz, az bulabilirsiniz. Ama grupsal anlayışlarla yaklaşıp bunu karalama kampanyasına düzenleme noktasına getirmeyi vicdani bulmuyorum değerli arkadaşlar. Vicdani bulmuyorum. Bu bir bütçe olayı. Bütçeyi de bazı arkadaşlarımın okumasının öğrenmesi lazım. Sağda solda yazıyorlar. İSMO bütçesinin %2,5'unu eğitimlere ayırıyor diyorlar. Hayır değerli arkadaşlar, ben %80 dedim. Hesapları tekrardan inceledim. Bu rakam %95'lerdeymiş. Muhasebe tekniği gereği, tek düzen hesap planı gereği biz kiralarımızı kiralarda gösteriyoruz değerli arkadaşlar. Şu salonun bir bedeli var. Düğün mü yapıyoruz biz burada? Ne yapıyoruz biz burada? Merkez binamız kendimizin. Bütün kiralamalarımız hepsi eğitim gideri. Personelimiz eğitim gideri. Ulaşımlarımız eğitimle ilgili. 1 milyon 500 bin lira 24 milyonluk bütçede basımla ilgili giderimiz var. Tamamı eğitim gideri. Tesmer'in tamamı eğitim gideri. Biraz muhasebeden anlayanlar bizim mali tablolarımızda bunu görürler değerli arkadaşlar. Bunu görürler. Şu doğru değil. Vicdanlara sığmıyor. Diyorlar ki baronun aidatı 500 lira, tabipler odasının aidatı 500 lira diyorlar. İki kuruma da tüm akademik meslek odalarına saygım sonsuz. Çok değerli diller. Fakat biz farklı bir odayız değerli arkadaşlar. Farklı bir mesleği icra ediyoruz. Siz İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde baronun eğitim yaptığını gördünüz mü değerli arkadaşlar? Saygısızlık anlamında söylemiyorum. Çekmeköy'de tabiplerin eğitimi var mı? Hiç duydunuz mu arkadaşlar? Duyamazsınız. Onların 500 lira aidatının olduğu yerde bizim aidatlarımızın ne kadar olması gerektiğinin veya aldığımız kararların değerlendirmesini ben sizlere bırakıyorum. Ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Biz hem İstanbul'a hem Türkiye'ye çok ciddi eğitim veriyoruz arkadaşlar. Bütçemizin %80'i kaldırdım, %90'ını eğitime ayırıyoruz. Bizim oralarda bazılarında şu var. Çekemeyen insanlara hasut derler. Hiç duydunuz mu? Hasutluk kelimesi vardır bizim oralarda. Hasutluk var. Birileri İstanbul'un odanın eğitim yapmasını istemiyor. Neredeyse odanın yok olmasına da gönüllerinden geçiyor. Sizler 30 yıldır buna müsaade etmediniz değerli arkadaşlar. Bu hem meslektaşıma haksızlıktır bu bakış açısı, hem mesleğe haksızlıktır, hem de odalarımıza haksızlıktır. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Siz 30 yıldır buna meydan vermediniz. Bu anlayış İstanbul odamızda devam edecektir. Biz yine çalışmalarımıza aynı hızla, eğitimlerimize aynı hızla devam edeceğiz. Birlikte bu anlayışlara karşı birlikte mücadele edeceğiz. Olayın özü budur. Olayın özü budur. Bizim anlayışımızı biliyorsunuz. Biz kırmadık, dökmedik. Hiç kimseye karşı sert bir üslup kullanmadık. Ama grupsal anlayışlarla yola çıkıp bu işleri bu hale getirmek doğru değildir. Birlik kirliliği yaratmak doğru değildir. Bizim bugüne kadar yöneticilerimiz, ben 2016 yılında başkan oldum. 2022'nin Ocak, Şubat ayı gelene kadar benim grubumun ismini benim ağzımdan duyamazsınız. Seçimler orada kaldı. Seçimler orada kaldı değerli arkadaşlar. Grupların çalışmaları kendi işlerindedir. Bu mesleğe, bu meslektaşa, bu odaya sahip çıkmak herkesin görevidir değerli arkadaşlar. Herkes, önce gruplar bunu öğrenecekler. Ondan sonra oturacağız, birlikte bu mesleğin sorunlarını çözeceğiz. Bizim, hiç kimsenin bizim önümüze mesleki bir öneriyi getirip de bizim reddettiğimiz söz konusu değildir. Gündeme almadığımız söz konusu değildir.
Bundan sonra da bu anlayışla devam edeceğiz. Bu çerçevede çok güzel bir eğitim olacağına inanıyorum. Çok farklı bir eğitim. Bir farkındalık eğitimi günlük eğitimlerimizin dışında. Ben değerli konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizler buraları anlamlı kılıyorsunuz. Yeni bir yıla girdik. Koşullar, şartlar ne olursa olsun umutlarımızı hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. İyi seneleriniz olsun diyorum. Sağlıklı, güzel günleriniz olsun diyorum. Oda Yönetim Kurulu'na hepinizi saygıyla selamlıyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli Oda Başkanımız Yücel Akdemir'e çok teşekkür ediyoruz açıklamalarından dolayı. Oturuma başlamadan önce değerli katılımcılarımıza Türkiye Eğitim Vakfı'nda verilmek üzere hazırlamış olduğumuz sertifikaları takdim etmek istiyoruz. Bizim için geleneksel oldu. Sosyal sorumluluk projesi altında da biraz ön planda tuttuğumuz bir uygulama. Evet, sevgili Oda Başkanım burada. Ben Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı adına aramızda bulunan Sayın İzzet Başaray'ı kürsüye davet etmek istiyorum. Buyurun. Teşekkür ediyoruz. Odamız Başkan Yardımcısı Sayın Ali Aydar Tuncu, Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Sayın Ayhan Akyüre'yi sertifikasını vermek üzere kürsüye davet ediyorum. Evet, Akademi Başkan Yardımcımız Sayın Canan Şahan'ı sertifikasını vermek üzere hocamız Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Korkut Özkorkut'u davet ediyorum. Buyurun hocam. Evet, TÜRMOK Disiplin Kurulu üyemiz Sayın Yeminli Malimşah İbrahim Cem Türe'ye sertifikayı vermek üzere. Yine meslek mensubumuz ve mali müşavir Sayın Ali Dursun Koç'u kürsüye davet ediyorum. Oturum başkanımız olarak son olarak oda sekreterimiz Sayın Erol Demirel'e sertifikasını vermek üzere oda saymanı kimliğiyle Gülgün Öztürk olarak ben vermek istiyorum. Thank you.
Değerli konuklarımız yerlerini almak üzere oturumdan birazdan başlayacak. Ben şimdiden hepinize başarılar diliyorum, tüm konuşmacılarımıza ve sizlere. Aramızdasınız. Tekrar teşekkür ediyoruz. İnşallah bir sonraki seminerde tekrar bir arada olmak dileğiyle. Hoşça kalın diyorum. Sağ olun. Çok değerli oda başkanım, odamızın yönetim kurulu üyeleri, çok değerli TÜRMOB'un disiplin kurulu üyesi, çok değerli konuklarımız, sevgili meslektaşlarım, ben de sizleri tekrar İstanbul Mali Müşavirler Odası adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Oturumu açıyorum. Çok da fazla bir şey de söylemek istemiyorum çünkü bugün gördüğünüz gibi çok yoğun bir programımız var. İstedik ki mesleğimizin iki önemli alanı, aslında mali müşavirlik mesleğinin kendi mesleki uzmanlıklarımızla, birikimimizle yapabildiğimiz iki önemli iş alanını bugün konuşalım istedik. Konularında gerçekten hem otorite, hem düzenleyici kurum, hem uygulamayı yapan konuklarımız var. Çok verimli bir seminer olacağını göreceksiniz. Bu uygulamalar, bilirkişilik uygulaması ve konkordato ile ilgili gelişmeler hakikaten hem düzenleyici kurumlar tarafında, hem biz uygulamacılar tarafında, diğer taraftan yargı sürecinde önemli gelişmeler oluyor. Uygulama biraz da zaman içerisinde şekilleniyor. O nedenle bugün gündemdeki konuları konuşacağız. Bir de son konuşmacımız özellikle uygulama tarafını, konkordato süreciyle ilgili uygulama tarafını anlatacak. Şöyle bir zaman planımız olacak. İşte saat 14.20'yi bulduk. 14 gibi başlamayı planlıyorduk ama bir 20 dakika gecikmemiz oldu. Ama yine de biz 16.15 gibi ara vermeyi planlıyoruz. Her zaman konuşmacılar konuşmalarını bitirip 25'er dakika konuşacak 3 konuşmacımız. Uygulamayı anlatacak olan üstadımıza 45 dakika kadar bir süre vereceğiz. 16.15 gibi ara vermeyi düşünüyoruz. 15 dakikalık bir ara vereceğiz her zaman olduğu gibi. Ardından da sizlerin sorularını yanıtlayacağız. Lütfen bu arada sorularınızı hazırlayınız. Şimdiden de hazırlayabilirsiniz. Arkadaşlarımız soru kağıtlarını hazırlamışlardır. Sorunuzu kime soracağınızı da mutlaka adınız soyadınızla birlikte iletirseniz hem bu soruları daha sonradan tekrar değerlendirme imkanımız da olur ve ilgili konuşmacımız soruları yanıtlayabilir. İlk konuşmacımız gerçekten bu düzenlemelerin de aynı zamanda başında. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Söylediğimizde özellikle burada olmak istediğini ve bilgilendirme yapmak istediğini Adalet Bakanlığımızın Bilirkişilik Daire Başkanı İzzet Başar'a ilk konuşmacımız olacak. Bilirkişilikle ilgili demin ifade ettiğim gibi gerçekten kendi mali müşavirlik alanımızın, uzmanlığımızın çok önemli konularında bilirkişilik yapıyoruz. Bizde de bizden alınan faaliyet raporları, faaliyet belgelerine baktığımızda potansiyel olarak İstanbul'da 2000 civarında, 2000'in üzerinde bilirkişilik yapma potansiyeline sahip, bizden almış olduğu faaliyet belgelerinden hareketle söylüyorum, meslektaşımız var. Bunlar çeşitli muhasebenin temel konularının altında, alt uzmanlık alanlarında bilirkişilik yapıyorlar. Değerleme konusunda uzman arkadaşlarımız var.
değerleme konularında bilirkişilik yapıyorlar. Kurumsal yönetim konusunda, vergiler ve mali yükler konusunda, nitelikli hesaplamalar, yani bu aktüeryel hesaplamalar dediğimiz konularda bilirkişilik yapan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla onlarla ilgili hem sürece girişte hem de süreçte yaşamış oldukları temel konularla ilgili değerli daire başkanımız bizlere 25 dakikada kadar sürecek bir sunum yapacak. Ben şimdi kürsüye kendisini davet ediyorum. Başarılı bir seminer olmasını diliyorum. Tekrar sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın değerli yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanım, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gerçekten başkanımızın da belirttiği gibi toplantı fikri Sayın Korkut Hocam tarafından bana ulaştırıldığında ben memnuniyetle karşıladım. Çünkü bizlerin bu tür toplantılarda bir araya gelmeye çok ihtiyacı var. Doğru bilinen yanlışların ya da yanlış bilinen doğruların bu istişareler neticesinde aydınlığa kavuşacağı hiç şüphesiz. Elbette bilirkişilik kurumu yeni bir müessese değil. Son yıllarda ülkemizde Adalet Bakanlığı olarak özellikle yargı alanında birçok reform niteliğinde yeniliğe imza attık. Yargıda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve daha birçok yenilik beraberinde mahkemelerin hem iş yükünün azaltılması hem adaletin tecellisi noktasında birçok çalışmayı yürüttük, yürütmekteyiz. Bilirkişilik kurumuna ilişkin de elbette ben bilirkişilik reformu olarak bunu nitelendirmek istiyorum. Zira kurum olarak eski bir müessese. Belki yargılamanın, insanlık tarihinin başından bu yana özel ve teknik bilgi sahibi uzmanlara her zaman yargı olarak ihtiyaç duyduk. Bundan sonra da duymaya devam edeceğiz. Yasalarımız hakim hukuku bilir der ve bu genel kabulümüzdür. Ancak her zaman uyuşmazlıkların çözümünde özel ve teknik bilgi sahibi uzmanların bilgisine başvuracağımız ve bilirkişi raporları neticesinde mahkemelerce hüküm oluşturulması söz konusu ve bu nedenle de bilirkişilik müessesesi adaletin tecellisi hakkın hak sahibine teslimi noktasında hayati öneme haiz, büyük bir vicdani ve vebal yönünden sorumluluğu olan bir faaliyet. Yıllar içerisinde maalesef bilirkişilik kurumu adeta bir meslek, kazanç getirici bir faaliyet, bir kazanç kapısı haline geldi. Asıl mesleğini unuttu insanlar. Yani bir avukata ne iş yapıyorsunuz dediğinde bilirkişiyim demeye başladı. Bir mali müşavire ne iş yapıyorsunuz dediğinde bilirkişiyim demeye başladı. Bu örneği çoğaltabiliriz. Veya bir mühendise ne iş yapıyorsunuz dediğinde bilirkişiyim demeye başladı. Bizler 6754 sayılı bilirkişilik kanunuyla aslında çok yeni şeyler getirmedik. Ancak yıllar içerisinde gerek hukuk muhakemeleri kanunu, gerekse ceza muhakemeleri kanununda kağıt üstünde kalan düzenlemelere daha bir dikkat çekip, daha bir derli toplu, müstakil bir yasa haline getirme noktasında kanun koyucunun iradesi neticesinde çalışmalar yürüttük. Bugün sizlere kanunla birlikte yürüttüğümüz çalışmaları hızlıca anlatmaya çalışacağım. Aslında çok konuşacak şey var ama süre kısıtlı ve su gibi de akıp geçiyor böyle kürsüye çıkıp konuşurken. İnşallah hızlı hızlı konuşmayı beceririm ve size mümkün oldukça çok bilgi vermeye çalışırım. Öte yandan soru cevap bölümünde de zaten
diğer merak ettiğiniz hususları da istişare ederiz. Belirttiğim gibi bilirkişilik kanunu ile birlikte ülkemizde ilk defa müstakil bir kanuna kavuştu. Asıl amaçlanan bilirkişilik için etkin ve kurumsal bir yapı oluşturulması, bilirkişilik hizmetlerinin etkin, düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktı. Bu minvalde kurumsal yapının tesisi anlamında üçlü bir yapı öngörüldü. Bilirkişilik Danışma Kurulu, ki TÜRMOB'un da temsilcisiyle yer aldığı bir kurul. Yine 15 Bölge Adliye Mahkemesi'nin kurulu bulunduğu 15 ilde ekranda görüyorsunuz. Bilirkişilik bölge kurullarımız faaliyete başladı. Son olarak Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van bilirkişilik bölge kurullarımız da kuruldu ve başkan üye atamaları yapıldı. Yakında personel atamaları da tamamlayıp görevlerine tam olarak başlayacaklar. Ve yine tabii ki Adalet Bakanlığımız Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bilirkişilik daire başkanlığımız kuruldu ve 3 yılı aşkın bir süredir de faaliyetlerimi sürdürmekteyiz. Tabii herkesin aklında ya da dilinde şu var. Buradaki insanların da hepsi muhtemelen aynı şeyi söylüyor. Kanun çıktı, hiçbir şey değişmedi. Aslında çok şey değişti. Çok değişen husus var. Ancak elbette ki her zaman söylediğimiz yasalarımız, ikincil düzenlemelerimiz aslında gayet güzel, ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte düzenlemeler. Ancak iş dönüp dolaşıp insan faktörüne geldiğinde uygulamada maalesef çeşitli sıkıntılar baş gösteriyor. Her şeyden önce bu tabirimi de mazur görün. Bizim ülke olarak bir ahlak sorunumuz var. Bir güven sorunumuz var. Bu nedenle yasalarımızın uygulanmasında sıkıntılar yaşıyoruz. Ben bilirkişilik özelinde de birkaç hususa zaten bu konuda değineceğim. Yasayla birlikte adli ve idari yargı alanında yürütülen bilirkişilik faaliyeti tek bir çatı altına toplandı ve böylece farklı yargı uygulamalarına bilirkişilikte son verilmek amaçlandı ve bilirkişilik bölge kurulu listelerinden görevlendirme esası benimsendi. Listelerimizi önemsiyoruz. Şöyle ki, daha önce bir bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanları yoktu ülkemiz sisteminde. Tabii ki ihtiyaca cevap verme noktasında her zaman bu güncellenecek ve tekrardan gözden geçirilecek bir çalışma. Ve biz 65 temel ve 870'in üzerinde alt uzmanlık alanı belirledik. Ve buna göre de bilirkişilerde aranan nitelikleri belirledik. Amacımız şuydu, listelere bilirkişiler gerçekten uzmanı oldukları, kendilerini ehil gördükleri alanda başvuru yaparak listelere o uzmanlık alanlarında girmeleri, görevlendirme yapan mercilerin de o uzmanlık alanlarını esas alarak görevlendirme yapması. Ama maalesef ülke olarak biz uzman kelimesini çok sömürmüşüz yıllar içerisinde. Kime uzman denir, uzman kimdir? Bir sertifika, 2-3 günlük eğitimle uzman olunabilir mi? Bu noktada maalesef zayıf kalmışız. Yani merdiven altı sertifikalarla 2-3 günlük eğitimler, katılım belgeleri sertifika cennetine dönmüş ve herkes her işin uzmanı olmuş. Ya ben bilir kişi olarak görev yapacak olsam gerçekten de başta söyledim ya, bunun vebal işi var, vicdan işi var. Hak, adalet tecellisi noktasında son belki nihayete ermeden önce, çünkü son nihai karar elbette hakimin kararıdır. Bilirkişi raporu takdiri bir delildir ama özel teknik bilgiyi verdiğiniz zaman onun üzerine uyuşmazlığın çözümü inşa edileceği için bu noktada ehil olduğum, gerçekten raporlama yapabileceğim alanda başvuru yapıp listelere kabul edilme noktasında gayret gösterirdim. Elbette işini iyi yapanlar, gerçekten işin ehli olan insanları tenzih ediyoruz. Bu noktada genel bir değerlendirme yapmak gibi bir durum haddime de değil, öyle bir düşüncem de söz konusu değil. Ama bilirkişilik bölge kurullarımızın düzenlediği listelerimize baktığınızda gerçekten bunun ayrımına varabiliyorsunuz. Bazı bilirkişilerimiz bir tane, bilemedin iki tane ya da en fazla üç tane kendini ehil gördüğü alanda başvuruda bulunurken
Bazı bilirkişilerimiz her alanın uzmanı şeklinde başvuru yapıp raporlama yapmaya gayret gösteriyor. Bu noktada da bizlerin biraz düşünmesi gerektiği kanaatindeyim. Tabii ki hep sistem tam olarak oturmuş değil. Ancak şöyle düşünün. Daha önce bundan hiçbiri yoktu. Herhangi bir kurumsal yapı, herhangi bir denetim hiçbiri yoktu. Herkes istediği gibi listelere girerdi ve hiçbir şekilde listelerden görevlendirme çok yapılmaz. Herkesin harici bilir kişisi vardı. Çok çok daha fazla harici bilir kişi görevlendirmesi yapılıyordu. Biz en başta bu noktada da bir kısıtlamaya gittik. Eskiden harici bilir kişi olarak yani liste dışından görevlendirildiğinizde tüm Türkiye çapında UYAP'tan bütün yargı mercileri sizi görebilmekteydi. Ancak yeni düzenlemede sadece dosya bazlı. Çünkü yasa bölge bilirkişi listelerini esas alıyor. Aslında bilirkişilik kanunu özünde talimat olayını da bitirmek istiyor. Çünkü bölge bilirkişi listesi görevlendirme yapan merci önce oraya bakacak veya coğrafi olarak yakın yer diyor. Mesela Eskişehir Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu listesinde ama Bursa Bilirkişilik Bölge Kurulu'na daha yakın. Diyelim ki Ankara bölge listesinden görevlendirmek yerine Eskişehir'deki bir yargı merci Bursa'daki bir bilirkişiyle görevlendirilebilir. Ulaşım olarak, coğrafi olarak daha yakın ve daha çabuk gelebilecekse. Veya orada da yoksa tüm bölge bilirkişi listeleri, onda da yoksa harici görevlendirme. Bu kadar aslında istisnai bir hale indirgemişti kanun. Ama dediğim gibi alışkanlıkları, ezberleri bozmak, bunları değiştirmek kısa sürede başarılması pek mümkün olmayan şeyler ama bu noktada özellikle yasanın yürürlüğe girmesinin ikinci yılında yani geride bıraktığımız 2019 yılında önemli bir farkındalık oluştu. Ancak yasanın dediğim gibi yapılması, ikinci düzenlemelerin yapılması arkadaşlar çok zor değil. Oturursunuz, çalışırsınız, iradeyi alırsınız, sonra da kanun koyucunun iradesine sunarsınız ve yasa olarak önümüze gelir. Ama iş dönüp dolaşıp uygulamaya geliyor. Uygulamada ete kemiğe bürünüyor. Bu sistemin iyileşmesi, gerçekten rayına oturması, hakimin, avukatın, bilirkişinin kendi rollerine çekilerek sadece kendi alanıyla ilgili raporlama yapması çok önem arz ediyor. Hayati öneme haiz. Ve hepimizin de sorumlulukları var. Şimdi bilirkişi görevlendirmesi yapılıyor diyelim. Herkes hani belli başlı mahkemeler, belli başlı bilirkişilerle çalışma noktasında bir gayret göstermekte. Ancak şu bir gerçek. Bizler bilirkişi listelerinde yer alan bilirkişilerimize hiç görevlendirme vermeden onların rapor düzenleyemeyeceği ya da bilirkişilik faaliyetini icra edemeyeceği noktasında ön yargılı davranamayız. Buna hakkımız yok. Birçok insan gerçekten bilirkişiliğe artık bir kanun, düzenlemeler gelip kurumsal bir yapı tesis edilince eminim ki sistem düzelecek. Bilirkişilik itibarlı ve etkin işleyen bir sistem haline gelecek. Ben de yıllar içerisinde edindiğim özel ve teknik bilgimi artık yargının da hizmetine sunmak istiyorum diye listelere girmiş ve şu an belki sukutu hayale uğramış olabilir. Kendisine hiç görevlendirme yapılmadığı için. Adliyelere gidip kalemlerle iyi ilişkiler kurmadığı ya da mahkemelere kendini tanıtmadığı için görevlendirme almamış olabilir. Ancak bu o kişinin iyi bir bilirkişi olmadığı anlamına gelmez. Bilirkişilik müessesesinde sistemin iyi işleyebilmesi ne tek başına avukat, ne tek başına bilirkişi, ne tek başına hakimden kaynaklı bir sorun. Sistemi bir bütün olarak ele almamız gerekiyor. Ve bu noktada da herkese kendi alanıyla ilgili belli başlı görevler düşüyor. Mesela ileride de ifade edeceğim ama en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bilirkişi görevlendirmeleri. Halen özellikle büyük adliyelerde tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda dosya tüm kapsamıyla değerlendirilerek ya da ek rapora gideceği zaman itirazları karşılar mahiyette ek rapor alınmasına diye görevlendirmeler yapılmakta. Bilirkişilerimizde bir daha mahkeme bana görev vermez, neme lazım deyip yönetmeliğin 54. maddesindeki yetkisini kullanmamaktır. Yani ey mahkeme, ey merci, sen beni bilirkişi olarak görevlendirdin ama benden ne istiyorsun?
hangi özel ve teknik bilgime ihtiyacım var? Sen bana önce bunu söyle ki, sen benim yolumu aydınlat, yolumu çiz ki, ben de sana uyuşmazlığın çözümünü esas teşkil edecek şekilde sağlıklı bir rapor sunayım. Bakın, ikili bir durum. Görevlendiren merci, görevi alan kişi, bilir kişi. Her ikisi de kendi üzerine düşen yükümlülükleri başta yerine getirmedi. Sonrasında görevi veren merci şikayete başlıyor. İşte bilir kişiler, listelerdeki bilir kişiler çok kötü. Görev verdiğimiz zaman raporlar çok kötü geliyor. Açıyoruz, bakıyoruz. Maalesef hani kendimizi de eleştirmemiz lazım. Ara kararına baktığımızda tarafların iddiası olmalı doğrusunda rapor düzenlenmesini. E sen baştan zaten yola yanlış çıktın. Bilir kişiyi doğru aydınlatmadın. Ona yol göstermedin. Cevaplaması istenen soruları sormadın. Nerede durup nerede devam edeceğini anlatmadın. Onun neticesinde de ek raporlar, çelişkiler, ikinci raporlar, üçüncü raporlar, dosya bir türlü bitmiyor. Zaman, emek kayıpları yaşanıyor. Masraflar artıyor. Ayrıca bilirkişi raporlarının kalitesi düşüyor ve müessese de amacından sapıyor. Biz bu noktada inşallah aylık kota uygulaması çalışmamızı tamamladık. Çok kısa bir sürede Sayın Bakanımıza arz edip iradesini aldıktan sonra bu uygulamayı başlatacağız. Bu sayede daha adil bir dosya paylaşımı sağlanacak. Aylık bakılacak iş sayısını belirlemek bilirkişilik daire başkanına verilmiş bir yetki, görev kanununa ve bu minvalde de bunu dediğim gibi çalışmalarımızı tamamladık. Belirlediğimiz sayıda dosya alabilecek. Onun dışında daha üzerinde bir sayıda dosya alıp raporlama yapamayacak. Diyelim ki Ocak ayında belirlediğimiz sayı kriteriyle görevlendirmeyi aldı. Çok iyi bir bilirkişimiz bu. Hatta belki de emrinde çok bilirkişi çalıştırıyor. Kendi listede raporları diğerleri yazıyor, o da imza alıyor. Bürolarımız var. Ben açık konuşurum. Yani burada biz bizeyiz. Hiç öyle lafımı sakınma. Çünkü hepimizin diyorum ya görevi var. Ben bu işi kendime adamışsam, gece gündüz 3 yıldır çalışıyorsam, bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorsam, kendi keyfime değil, ülkemiz için, milletimiz için, yargımız için, vatanımız için, biz bir müesseseyi iyileştirdiğimizde, adalet tam olarak tecelli ettiğinde, hepimiz kazanacağız bundan. Hepimiz. Şu dönebiliyor. İşte ya niye bu kadar çaba? Ya Sayın Bakanımız çok hassas bu konuda. Kendisine buradan da teşekkür ediyorum Sayın Abdülhamit Gül Beyefendi'ye. Bilirkişiliği bir reform olarak görüyor ve bu konuda yakinen takip ediyor. Amacımız şu, ya bu müessese düzelmeden tam manası adaleti tecelli ettiremeyiz. Buna hepimizin sahip çıkması lazım. İşte niye çalışıyoruz? Evet, bürokraside makamlar baki değil. Ama benim asli vazifem hakimlik ve bir gün ben kürsüye dönüp asli vazifemi tekrar icra edeceğim. Ve neden daha rahat koşullarda iyi işleyen bir bilirkişilik sistemiyle görevimi ifa etmeyeyim? Neden geriye dönüp baktığımızda inşallah ileride ya bu müessese nereden nereye geldi? Bunda da az da olsa naçizane bizim de payımız oldu diyebilmek için çalışıyoruz. O yüzden diyorum hepimize düşen vazifeler var. Örneğin avukatlık müessesesine de çok görev düşüyor. Her zaman yargılamanın üçlü sacaya diyor muyuz? Diyoruz. Özellikle hukuk yargılamasında. Şekli gerçeği araştırırız, ceza yargılamasında maddi gerçeğe ulaşmaya çalışırız. Şekli gerçeklikte usul yasalarımız bize bazı ilkeler koymuş. Taraflar cazılama ilkesi demiş, somutlaştırma yükü demiş, teksif ilkesi yani belli bir aşamaya kadar delillerin sunulması demiş. Bunların ne kadarı uygulamada yerine getiriliyor? Avukatlık müessesesi ne kadar iddia savunma kapsamında tezini, antitezini ileri sürüp hakime yargılamada, usul hukuk yargısında özellikle yardımcı oluyor adaletin tecellisi noktasında. Çünkü hepimizin çıkış noktası tek. Adil, doğru bir karar verilmesi ve hakkın tesisi. Hep düsturumuz da bu olmalı diye düşünüyorum. Aslında en önemli konulardan bir tanesi şu an ekranda ama vakit kısıtlı çok sık değinemeyebilirim. Kusur meselesi. Belki sizi çok fazla
alanınız itibariyle ilgilendirmiyor. Ancak yargılamalar maalesef bu kusur bilir kişiliği yüzünden ben iddia ediyorum bir buçuk yıl en az uzuyor. Kusur tüm dünya üzerinde hukuki bir konudur. Ancak ülkemiz yargısında teknik bir konudur. Kusur bilirkişiliği diye bir müessese var. Bilirkişilik var. Ben bilirkişi olsam kusur bilirkişiliği yapmam arkadaşlar. Kusur bilirkişiliği tamamen yargı mercilerinin vicdani sorumluluğunu sizin üzerinize devretmesi. Ne de olsa kusur raporu geldi, bilirkişi böyle dedi. Ben öyle rapor vereyim. Ve tamamen takdirdir. A bilirkişisi ceza yargısında asli tali kusur nitelendirmesi yapar. Hukuk yargısında yüzdelik dilimle değerlendirme yapılır. O yüzdelik dilimleri de nereden buluyorlar ben bilemiyorum. Hani ben bayağı da araştırdım. Dünya genelinde de baktım. Öyle bir kusur metre ya da kusur ölçer yok. Yani dedim ya takdir tamamen. A bilirkişi %40-60 diyor. İtiraz oluyor. B bilirkişisi 30'a 70 diyor. Hadi çelişki oldu. Üçüncü rapor alalım. Heyet toplanıyor. Bir tanesi diyor ki ya iki tane rapor alınmış. Bu işi daha fazla uzatmasak, birine kabul etsek. Oradan B diyor ki olur mu öyle şey diyor ya. Ben baktım bence davacı da %50 kusurlu diyor. Sonra öbürü diyor ki ya neyse orta yolu bulalım diyor. İnanın bu şekilde. Çelişkili gideren kusur raporları bu şekilde. Şimdi yargı mercileriyle konuştuğumuzda başkanım da burada. Kusur için bir bilirkişiye, zarar tespit için bir bilirkişiye, zararı tespit eden aktüer uzmanda siz de yapıyorsunuz. Kusur raporunda 30'a 70 demiş, zarar 100 lira. 30'u düşüyorum, davacının %30'u 70 lira. Aç 70 TL'nin haksız fiil tayini itibaren işleyecek yasal faiz ile davadan tahsile davacıya verilmesine. Nerede hukuki dokunuş yaptık? Kusuru bir bilirkişiye tespit ettirdik, zararı bir bilirkişiye tespit ettirdik, biz de hüküm verdik. Halbuki hukuki konu diyoruz, borçlar kanunu onu söylüyor. 51. maddesi özellikle kusurun ağırlığına göre tazminatı hakim belirler diyor. Ancak biz şu anki mevcut sistemde maalesef tazminatı bilirkişilere belletiyoruz. Bir nevi yargılama yetkimizi devretmiş oluyoruz. Özellikle çelişki giderilmesi diye alınan raporların çoğunda bilirkişiler tarafından aslında maddi olayın aynı şekilde tespit edildiğini görüyoruz. Ama biraz önce söyledim ya takdir. Ne zamanki takdir olayına geçince maalesef çelişkiler baş gösteriyor. Halbuki biz hiç rapor alınmasın demiyoruz. Elbette hakim özel teknik bilgi yönünden raporunu alacak. Ancak kusur değerlendirmesini bilirkişiye bırakmayacak. Gerekçesinde bunu tartışacak. Kusurun ağırlığı vardır, oranı yoktur zaten. Ama tabii baktığınızda dedim ya en başta herkesin sahip çıkması lazım. İstinaf mahkemelerimizin, Yargıtay'ın da uygulamasını belki değiştirmesi gerekecek. Bunlar çok önemli gelişmeler ve bu ufak dokunuşlarla gerçekten büyük mesafe kat etmemiz söz konusu olabilir. Bilirkişiler de bu noktada sıkıntı yaşıyorlar şu an. İşte mahkeme kusur belirle diyor. Bilirkişi belirlersem Bilirkişilik Bölge Kurulu'nun disiplin denetimi söz konusu diyor. İki arada bir derede kalmış durumda bilirkişilerimiz ama bizler doğruyu bulmak, doğruyu söylemek ve uygulamayı da doğru neyse o yönde kanalize etmekle yükümlüyüz. Bu görev bize bunun için verildi kıymetli katılımcılar. Yargıtayımız mesela 12. Ceza Dairesi asli tali taksir, bilinçli taksir ve olası kasıt hükümlerinin uygulanması konusunda bilirkişi incelemesi yapılamaz. Bunlar hukuki konudur diyor. Yani siz teknik yönden raporunuzu bilirkişiden alacaksınız. Sonrasında olması gereken gerekçenizle tartışacaksınız. Her ne kadar uyuşmazlık konusu olayda işte şu kadar zarar oluşmuş ise de alınan teknik bilirkişi raporundan şu 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 eylemleriyle mesela davacının da sonuç olayın oluşumuna etkisinin bulunduğu az da olsa. Ancak yine somut bilirkişi teknik bilirkişi raporundan anlaşıldığı üzere şu eylemleriyle zararlandırıcı sonucunun meydana gelmesinde kusurun ağırlığının davalıda olduğu deyip ona göre hani dediğim gibi bu değerlendirme yönünde eşit kusur, kusurun ağırlığı davalıdaysa 100 lira zarar varsa 60 lira, 70 lira bunların değerlendirmesi tamamen illiyet bağıyla da tesis edilerek hukuki konudur ve gerekçede hakim tartışıp değerlendirir. Ama uygulamada ne var? İşte belirsiz alacak davası var, kısmi dava var,
Tabii ki hakimlerimiz de haklı olarak işte nasıl ıslah yapacak diye bir kaygı içerisindeler. Açıyorum hukuk muhakemeleri kanunu, ıslah bir taraf işlemi. Yani taraf işlemi olması hasebiyle bunu taraflar yapacak. En fazla bir yerinde diyor ki süre isterse süre verir. Onun dışında ben hakim hukukçuyum, avukatlar da hukukçu. 3 tane hukukçuyuz. Hatta bir hukukçu bilirkişilik uygulaması maalesef uygulama sıkıntıya girdiği için işte nitelikli hesaplamalar adı altında bir şey yapıldı gibi. Düzenleme yapıldı ama burada da amaçlanan gerçekten tekrardan böyle hukuki konularda raporlar düzenlenmesi değil. Gerçekten teknik yönden kapsamlı rapor ihtiyacı varsa bu hesaplama raporlarının alınması. Bu noktada da dikkat etmemiz gerekiyor. Ve maalesef şimdi bilirkişi raporlarının arşiv kaydı oluşturuldu ve biz reysen, hakim savcılara da açık, bilirkişilerin düzenledikleri raporlar sistemden görülebiliyor. Bilirkişilik bölge kurullarımızda reysen denetimlerine başladı. Bu noktada dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı bilirkişilerimiz de çok meraklı, kimse kusura bakmasın, hukuk konularına girmeye, içtihatlar, yasa hükümleri, illiyet bağı tesisi, böyle bir tulum çıkarma gayreti içerisinde. Ya bırakın o işi şey yapsın, hakim yapsın, siz teknik yönden raporunuzu verin, çekilin kenara. Bu yüzden de dedim ya, reysen denetimler başladı, sıkıntıya girersiniz. Şu an nitekim de bu nedenle hakkında disiplin işlemi başlatılan birçok bilirkişi var. Özellikle uzmanlık alanınız dışında görevlendirme yapıldığında kabul etmemeniz gerekiyor. Siz listeye hangi uzmanlık alanında girdiyseniz o alanda akredite olmuşsunuz demektir. Onun dışında bir görevlendirme yapıldığı zaman görevi kabul etmemekle yükümlüsünüz. Aksi takdirde bilirkişilik sicilinden çıkarılmaya giden yaptırımlarla baş başa kalabilirsiniz. Bu noktaya dikkat etmek lazım. Tabii bu sadece sizin değil, görevlendirme yapan mercinin de yükümlülüğü. Biz tabii UYAP'dan bunun tedbirini almaya gayret ediyoruz. Sistemsel olarak en azından kayıtlı olduğu uzmanlık alanına göre görevlendirme yapılması noktasında vesaire. Ama harici görevlendirme suretiyle de bazen bu konunun hatalı değerlendirildiğini ya da dediğim gibi listelerde kayıtlı olmadığı uzmanlık alanlarında bilirkişilerimizin rapor düzenlediğini gözlemlemekteyiz. Bu da bir sıkıntı yaratmakta. Bunlara da dikkat etmemiz gerekmektedir. Kanun temel ilkeleri düzenlemiş. Bu hem bilir kişiler, başkan bu arada ne kadar kaldı? Şimdi tek konuşmacı olduğunuz için bilir kişi konusunu aslında süremiz doldu ama size bir 10 dakika daha vereceğiz. Teşekkür ediyorum. Çok konuşacak şey var. Yani 10 dakika içerisinde toparlarsanız tamam. Diğer konuşmacılarımızla teşekkür ediyorum. 10 dakika daha uzatmış oluyoruz. Bunları tek tek belirtmeyeceğim arkadaşlar. Mesela temel ilkeler aynı konuda bir kez rapor alınması esas diyor. Biz bunu çok önemsiyoruz. Özellikle fazla birden çok dosyada rapor alındığında artık iş içinden çıkılması hale geliyor. Sonrasında bilirkişi raporları bile kendi kendini tekrar etmeye başlıyor. Bu nedenle de her zaman uygulamada hukuki konu teknik konu ayrımının yargı mercilerince yapılarak eğer hukuk alanında kalıyorsa uyuşmazlık konusunun çözümü zaten hiç bilirkişi görevlendirmemesi ya ancak özel teknik bilgi sahibi bir bilirkişinin uzmanlığına ihtiyacı varsa da hedeflediği husus tek rapor bilemedin çok istisnai hallerde ek raporla sürecin tamamlanması yönünde olmalı değerli katılımcılar. Bunu anlattık. Yönetmenin 51. maddesi. Bu aslında hukuk muhakemeleri ve ceza muhakemeleri kanununda da belirtilen bir hüküm. Görevlendirilen bilirkişiye inceleme yaptıracak konunun kapsam ve sınırları yazılı olarak bildirilir ve açıkça anlatılır. Bu yazıda aşağıdaki hususlara yer verilir. İnceleme konusunun bütün sınırlarıyla ve açıkça belirlenmesi, cevaplaması gereken sorular, raporun verilme süresi, ücreti ve gerçeğe aykırı mütalaada bulunması halinde cezai yükümlülüğü. Bilemiyorum kaç tane böyle görevlendirme aldınız. Belki çok az sayıda, özellikle büyük şehirlerde. Bu noktada aldığınızda ya da kaçınız gidip görevlendiren merciye yönetmeliğin 54. maddesi uyarınca işte ben nasıl bir rapor düzenleyeceğim bunu açıkça bana yazmanız, beni görevlendirmeniz lazım diye söylediniz. Dediğim gibi yetkilerimizi de kullanmamız gerekiyor. Bu noktada
Bir görevlendirme rehberi çalışmamız var. Bu herkese ışık tutacaktır inşallah. Biraz uzun soluklu bir çalışma ama en kısa sürede tamamlamak istiyoruz. Öte yandan yine bilirkişilik rehber ilkeleri, yani bilirkişilerin uyacağı rehber ilkeler ve hazırlayacakları raporun standardının belirlenmesi yönünden çalışmamız var. Bu çalışmayı da arkadaşlar bayağı bir olgunlaştırdık. Neredeyse taslak haline geldi. Özellikle bilirkişilerimizin bu bilirkişilik faaliyetini, dikkat edin, meslek demiyorum ya da bir iş kolu demiyorum. Bu faaliyeti yerine getirirken hangi hususlara dikkat etmeleri gerektiğini madde madde hazırladık. Taslağımız büyük ölçüde tamamlandı. Bitirdiğimizde sizlerle paylaşacağız. Birkaç yönetmelik maddesine de değinerek sunumumu tamamlamak istiyorum. Dediğim gibi soru cevap bölümünde sizlerden gelen sorular ışığında daha ayrıntılı bilgilendirme de yapabiliriz. Evet, bilirkişilik görevlendirilmesi, bu çok önemli ve bu belirttik. Öncelikle dediğim gibi yola çıkışımız önemli. Bir de bu heyet görevlendirmeleri. Maalesef bu konuya da bir değinmem lazım. Bu imzacı bilirkişilik meselesi. Yani bu sıklıkla maalesef başvurulan bir olay. Niye böyle nitelendiriyoruz? Heyet görevlendiriliyor. İşte bir ya da bilemediğin iki kişi raporu hazırlayıp diğerleri imzalıyor. Hiç görmediği, hiç değerlendirmediği raporun altına imzasını atıyor. Bu noktada tabii aslında hep dedik ya, yasalarımız aslında doğru. Ancak uygulamaya geçtiğinde hepimizin maalesef katkısıyla biz bir şekilde evirip çevirip bunları sıkıntılı bir duruma sokabiliyoruz. Normalde hukuk muhakemeleri kanunumuz bir bilirkişi görevlendirmesini esas alıyor. Heyet görevlendirmesini istisna tutuyor. Gerekçesi belirtilmek kaydıyla ve tek sayıda olmak üzere diyor heyet görevlendirmesi. Ancak bizde istisna kural olmuş. Yargı içtihatlarıyla da bu delinmiş. Hatta bazen öyle abartıyoruz ki aynı uzmanlık alanında 3-5 bilirkişi aynı anda görevlendiriyoruz. Yani bir bilirkişinin yapamadığını 3 uzman, aynı uzmanlık alanında 3 uzman bir araya gelince mi yapıyor? Burada madem ihtiyaç duyuyorsa farklı uzmanlık alanlarında heyet oluşturmamız lazım. Almanlar şeyi çok garipsedi. Dedi 3 kişi 5 kişi nasıl aynı düşünüp de tek raporun altına dedi imza atabiliyor. Bizde yok böyle bir şey dedi. Ama dedik bizde öyle. Yani imza atıyorlar. Ya bu noktada da bence şu şekilde yapılabilir ve bunda hiçbir sakınca olmadığını düşünüyorum. Elbette hakim uyuşmazlığın çözümünde birkaç farklı uzmanlık disiplinine ihtiyaç duyabilir. Ancak çok rahat bir şekilde hangi uzmanın hangi soruları cevaplaması gerektiği, hangi sıraya göre ve ne kadar süre içerisinde raporunu vermesi gerektiği en baştan çok güzel bir şekilde görevlendirme kararına bağlanabilir ve bu şekilde herkes de görevlendirildiğinde uzmanlık alanı doğrultusunda dosyayı okumak zorunda kalır. Çünkü raporunu ayrı ayrı düzenleyip verecektir nihayetinde. Evet, bir dakika içerisinde toparlayabilirsiniz. Tabii ki 5 dakika içinde bitiriyoruz. 1 dakika, 2 olsun. Şimdi başkanım, 3'e 10 kala dediniz, 10 dakika anda, ben de 3'te bitiriyorum. Şu anda tam... Benim saatmiş. Evet. Hemen bitiriyorum. Buyurun. 51. maddenin ikinci fıkrası var. Yansıda görüyorsunuz. Aslında bu da çok önemli. Bilirkişiye inceleme konusu ilgili belgelerin aslı ve onaylı bir süre dizi pususuna bağlanarak imza karşılığında teslim edilir. Ayrıca bu husus tutanağa bağlanır. UYAP vasıtasıyla dosyanın incelenmesi mümkün olduğu hallerde fiziki olarak dosya teslim edilmez. Bilirkişiye UYAP üzerinden dosya inceleme etkisi verilir. Mesela yargı mercilerimizin burada bu yönetmelik hükmünü öngörmekle muradımız şuydu. Yapacağı bir ön inceleme neticesinde şayet özellikle hesaplarda bu çok rahat olabilir. Çok kapsamlı olmayan dosyalarda. Bilir kişinin hesabına esas alacağı bilgi belgeleri UYAP'ta sağlıklı bir şekilde taranmış ve kayıtlıysa çok rahat görevlendirme yapan merci bilir kişiye portal üzerinden inceleme yetkisini verip onun da raporunu yine portal üzerinden taratıp göndererek onaylandığında ücretinin de bildirdiği IBAN hesabına yatırma suretiyle zaman ve emek kayıplarına son verebiliriz. Bilir kişi de adliyeye gidip gelmek gibi bir sıkıntı
yaşanmaz. Biliyorsunuz otoparklara girmeniz sorun, adliyelere girişiniz sorun. Bunları da hepimiz biliyoruz. İşte adliyelerde bir oturup teati yapabileceğiniz bir fiziki koşul, imkan yok. Bu noktada bunu başarabildiğimizde, bunu yaptığımızda da çok güzel bir netice alabiliriz. Son olarak bilirkişi raporuna da değineyim. Çok şey var ama dediğim gibi sürem bitti. İşte bilirkişi görevi aldım, nasıl rapor düzenleyeceğim? Biraz aldıysak ve bu işin uzmanı olarak kendimizi ehil görüp bu listelere girdiysek ki sonuçta bir elemeden de geçtiniz. Ayrıntılı da bir değerlendirme yapmamız lazım. Mesela 55. maddede bent bent bir raporu nasıl hazırlayacağınız yazıyor. Sadece şu başlıkları bile alıp altını doldursanız size bilirkişi raporu. Dosyanın geldisini gittisini yazmaktan, iddia savunmayı özetlemekten asıl yapmanız gereken işe vakit kalmıyor. Asıl raporlama yapıp gerekçeli somut verilere dayandıracak kısım çoğu zaman genel geçe soyut ifadelerle geçiyor. Bize ne dosyanın özetinden, iddiadan, savunmadan? Hakim değerlendirsin bunu. Delilleri o değerlendirecek. Biz delil değerlendirmeyeceğiz arkadaşlar. O zaman biz delil değerlendiriyorsak yargıcın yetkisini de bir bakıma devralmış oluyoruz. Dediğim gibi biz görevlendirilmede de ne yapmamız gerektiğini zorlayacağız gerekirse. Ne istiyorsa bizden ona göre raporumuzu düzenleyeceğiz. Hiçbir şey istemiyorsa da dediğim gibi yönetmenin 54. maddesi izahat isteyeceğiz. Bu noktalarda dikkat etmemiz gerekir. Soru cevap bölümünde de dediğim gibi ayrıntılı konuşuyoruz. Diğer konuşmacıların da zamandan daha fazla çalmamak adına. Beni sabırla dinlediğiniz için ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Daire başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten verdiği bu değerli bilgiler için. Aslında önemli bir iki konunun yani bizim de yeri geldiğinde vurgulamamız gereken. Mesela herkes bilir kişiyim demeye başladı. Gerçekten bu tespit önemli. Bilirkişilik mühendisliği gerçi çok geniş bir alanda yapılıyor. Sadece bizim mesleğimizin ilgi alanında değil. Sağlık alanından tutun, inşaattır, her alanda yapılabiliyor. Şimdi mali müşavirlik tarafından konuya baktığımızda bir mali müşavirin tek başına bilirkişiyim kendi alanımızda iş yapıyor olsa bile, kendi alanımızda yürütüyor olsa bile konuyu tek başına bilirkişiyim demesi, diyebilmesi mümkün değil. Çünkü zaten beslendiği konular mali müşavirlik konuları. Yani siz muhasebe standartları konusunda, vergi uygulamaları konusunda, finansal tablolar konusunda, sosyal güvenlik mevzuatı konusunda sürekli kendinizi beslemiyorsanız, sürekli kendinizi geliştirmiyorsanız, mesleğinizi bu alanda yapmaya devam etmiyorsanız, zaten bu diğer alan, yani bilirkişilik tarafında da yeterli donanıma sahip olamayacaksınız demektir. Dolayısıyla mali müşavirlik esas, mali müşavirlik alanı ile ilgili biraz önce sözünü etmiş olduğum muhasebe uygulamalarından tutun da aktöryel hesaplara kadar bu konularda aynı zamanda bilirkişilik yapmaya da arkadaşlarımız devam ediyor. Bu bölümü gerçekten önemli. Biz de zaman zaman bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Özellikle tabii dosya dağılımına çok dikkat çekti. Bu konuda çalışmalarının olduğunu söyledi. Mali müşavir arkadaşlarımızın içinde bilirkişilik yapanların da bu konuda çok fazla sıkıntıları var. Bu an, bir an önce adil bir şekilde dosyaların dağılımına uzmanlıklar konusunda geçilirse çok büyük fayda olacak. Şimdi tabii bu bölümle ilgili, bilirkişilikle ilgili elbette sorular bölümünde olayları derinleştirebileceğiz. Konkordato başlığına geldik. Konkordato başlığı da gerçekten son derece önemli. Tabii her ne kadar o bir dönem yaşanan fırtına dinmiş gibi gözüküyorsa da aslında ülkemizin ekonomik kalkınmasında işletmelerimizin mali yapıları son derece önemli. Mali müşavirlerin de rolü çok önemli. Örneğin bu dönem, bu yıl gerçekleştireceğimiz sempozyum, muhasebe denetim sempozyumunun ana teması kalkınma, yani ekonomik kalkınmada sürdürülebilirliğin sağlanmasında mali müşavirlerin rolü ya da muhasebe denetiminin rolü başlığında olacak. Bu taraftan baktığımızda konuya sadece konkordato sürecine girmiş olan bir işletme değil, aslında ondan önce arkadaşlarımızın
mali müşavirlik yapan arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın işletmelerinin mali konularını, finansal tablolarını gerçekten bu gözle değerlendirebilmesi, analize tabi tutması, Türk Ticaret Kanunu ilgileri hükümleriyle karşılaştırması, öz kaynaklarını yitirmiş mi, sermayesini yitirmiş mi, borca batık mı gibi konulara çalışması. Belki zaman zaman bir risk görüyorsa emsal finansal tablolar üzerinden bir takım karşılaştırmalar yapılması, konkordato süreci, çünkü bununla da doğrudan doğruya ilişkili bir şey. Yani olay aslında çok geniş bir yelpazede. Dolayısıyla bizim hem serbest çalışan arkadaşlarımız, hem de bağımlı olarak işletmelerde hizmet hakkıyla çalışan arkadaşlarımızın bu konuya çok ilgi duyması lazım. Yani işin başlangıcında sürecin çok iyi yönetilmesi, işletmelerin buraya gelmemeleri noktasında gerekli tedbirlerin alınması, riskin yönetilmesi noktasında, ama ardından da eğer bu süreç kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyorsa, o zaman da zaten üç temel başlık var. Bir tanesi mali müşavir arkadaşlarımızın konkordato sürecinin bir bütün olarak yönetiminde başarıya ulaşmasında, ortaya konmuş projeksiyonların, ön projenin gerçekleştirilmesinde çok önemli bir rolü olacak. Üstlenebilirler bu süreci, yönetiminde bir ekip halinde bu işi götürebilirler. Tabii ki hukuki yanı var, diğer destekler yanı var. Bir bu tarafı var işin. Bir ikinci tarafı tabii özellikle konkordato komiseri olarak da görev yapabilmek mümkün. Dolayısıyla bu taraf ayrı bir üzerinde durulması ve çalışılması gereken bir konu. Bugün konuşacağımız konu başlıklarının içerisinde. Tabii diğer taraftan 660 sayılı kanun hükmünde kararnamenin de işte makul güvence raporu olarak, makul güvence raporu olarak yeniden düzenlendi. Makul güvence ve denetim raporu adı altında. Dolayısıyla bu kurumların, bu bağımsız denetim kurumlarının bu raporu düzenleme konusunda da nelere dikkat etmesi gerekiyor? Üstlenmiş olduğu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirebilmesi için. Evet, çok değerli konuşmacılarımızın olduğunu söylemiştim bu konuda. Yine çok teşekkür ediyoruz kendisine. Korkut hocamızla böyle bir planlama yaparken, Korkut hocamıza çok özel ayrıca teşekkür edeceğim ama böyle bir planlama yaparken nasıl yürüyelim hocam demiştim. O da gerçekten bu konuda uzman Ayhan Akyürek Bey'in, Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı'nın konuşmacı olmasının çok yerinde olacağını konuşmuştuk. Ben teşekkür ediyorum kendisine kabul ettiği ve geldiği için. Şimdi sözü kendisine bırakıyorum. 25 dakikalık süremiz yine aynı şekilde geçerli. Evet, teşekkür ediyorum. Efendim, sözlerime başlamadan evvel hepinizi en derin sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Değerli arkadaşım Korkut Bey bana bir konuşma yapıp yapamayacağım hususunda öneri getirdiğinde hiç tereddüt etmeksizin kabul ettim. Yaşamım boyunca gerek yargıç olarak ve özellikle yurttaş olarak hukuki ilişki içerisinde bulunmayı, paylaşımlar yapmayı çok çok önemsiyorum. Bu anlamda İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın bu daveti nedeniyle müteşekkirim. Sayın Oda Başkanı'na, yönetimine, odanın değerli mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünkü konumuz Konkordato Komiserliği. Aslında komiseri tanımış olsak, Konkordato'yu da tamamen tanımış olacağız. Tabii zamanın baskısı altında kalmamak mümkün değil. Çok geniş bir konu. Bu zaman baskısı nedeniyle kısa sürede bunu nasıl aktarabilirim? Böyle bir düşünce var. Ama bunu isterseniz el birliğiyle aşabiliriz. Bana düşen görevler var, size düşen görevler var. Bendeniz bana ayrılan süre içerisinde mümkün mertebe sizin ihtiyacınız olan
bilgileri sunmaya çalışacağım. Tarihte ünlü düşünür Machiavel, kralın sultanın huzuruna çıktığında, "Sultanım," der, "ben uzun yıllar devlet görevinde bulundum. Size expresso lunga, uzun yıllara yayılmış, damıtılmış bilgileri sunacağım," der. "Bugün becerebilirsem öyle damıtılmış bilgilerle size gelmeyi arzu ederim. Siz belki soru yanıt bölümünde zihninize takılan bir kısım soruları bana tevcih edebilirsiniz. Öte yanda daha derin açıklamalara ihtiyacım var," derseniz, bu konuda epey yazılmış kaliteli eserler var. Benim de yakın zamanda kız kardeşim avukat Remzi Akürek'le birlikte ele aldığım Konkordato hukuku çalışması var. Buralardan da esinlenmek suretiyle zihnimizdeki soruları açma imkanımız olabilecek. Tabii aslında zaman süre baskısı olmamış olsa biz belki daha geniş bir konuşma imkanı bulabileceğiz. Tabii bu arada farklı slide yüklenmiş ama neyse, ben buradan halletmeye çalışacağım. Görev tanımımızda Konkordato komiserliği var. O halde Konkordato ve komiser sözcüklerinden ne anladığımızı şöyle kısaca bakmakta fayda var. Konkordato sözcüğü, İtalyanca Konkordato sözcüğünden alıntı, uyuşma, anlaşma anlamında. Belki anlaşmak, duygu ve düşünce birliğine varmak anlamını taşıyor. Yani bunun öz Türkçe bir karşılığı olmaz mı? Elbette ki olabilir. O da zamanla düşünmesi gerekiyor. Peki komiser sözcüğü nereden geliyor? Değerli arkadaşlar, bizim icra ve iflas yasamız İsviçre icra ve iflas yasasından alındı. Tabii alınırken Fransızca metninden tercüme edilerek alınıyor. Fransızca metninde komiserre terimi var ve bu terim, bu sözcük bize komiser olarak alınıyor. Tabii bu komiser deyince zihninize böyle silahlı, tabancalı, tüfekli bir zabıta amiri gelmesin. Doğru. Komiserin Türkçe sözlüğüne baktığınızda zabıta amiri şeklinde de bir karşılığı var. Öyle değil tabii. Belli iş ve işlemler için kısa süreli olarak görevlendirilen kişiyi anlıyoruz. Esas itibariyle Konkordato komiseri, Konkordato sürecini yürütmek ve bu süreçte borçlu ile alacakların, hatta bir anlamda kamunun menfaatlerini adil ölçüler içerisinde korumak ve dengelemekle görevli bir resmi kamu görevlisi. Nereden anlıyoruz bu kamu görevlisi olduğunu? Aslında Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmayan birisi Konkordato komiseri olarak atanamıyor. Bir defa buradan bir işaret alıyoruz kamu görevi olduğunu. Evvelemir de biz, daha doğrusu devlet Konkordato'yla niye bu kadar ilgileniyor? Normal koşullarda bir gerçek kişinin vefatı veya bir tüzel kişinin iflası bizi niye ilgilendirsin? Amme menfaatini ilgilendirdiği için. Bir borçlunun iflası onlarca yüzlerce alacaklının iktisaden zor durumda kalmasına sebebiyet verecek. Bu daha üst ölçekte milli ekonominin zarar görmesine neden olur. O nedenle bütün medeni dünyada borçlunun başvurabileceği enstrümanlar vardır. Konkordato bunlardan bir tanesidir. Tabii Konkordato komiseri ne zaman söz konusu olacak? Bunun için bir mehle ihtiyaç var. Bir Konkordato başvurusundan sonra geçici mehil kararıyla birlikte bizim Konkordato projesinin başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığını yakından denetlemek, eski tabirle murakabe etmek için bir veya birden fazla, bir veya üç tane komisere ihtiyacımız var. Sevgili arkadaşlar, slaytta aslında total olarak aşamalar gösteriliyor. Burada belki bir üst zaviyeden bakıp sonra daha imkanlar ve zaman ölçüsünde detaya inme imkanımız olabilir. Evvel emirde Konkordato için bir başvuru gerekiyor. Tabii burada başvuran kişinin borçlunun iflasa tabi olup olmaması önemli değil. Konkordato sebebi, vadesi gelmiş borçlarını ödeyemeyen veya gelecekte ödeyememe tehlikesi altında bulunan bir borçludan bahsediyoruz. Bu borçlu, borçlarını ödemek veya muhtemel bir iflastan kurtulmak için. Maddeye dikkatle baktığımızda
bir tehlike sözcüğünden bahsediliyor. Her sözcüğün bir etimolojisi vardır. Her sözcüğün bir kaynağı vardır. Nereden gelmiştir buna bakmak lazım. Tehlike sözcüğü helak kökünden gelir. Mahvolma. Yani borçlu, vadesi gelmiş olan borçlarını ödeyemiyor veya muhtemel gelecekteki borçlarını ödeyememe ve helak olma tehlikesiyle karşı karşıya. Amminde menfaati olduğu için biz buraya Concordato başvurusu imkanı tanıyoruz. Concordato teklifinde elbette ki dayanak belgeler gösterilecek. Değerli arkadaşlarım ondan bahsedeceklerdir. Bu belgelerin eksiksiz bir şekilde sunulmasıyla mahkemenin geçici mühlet kararı vermesi gerekiyor. İşte o geçici mühlet kararıyla birlikte bugünkü konuşmamızın ana temasını teşkil eden Concordato komiseri ortaya çıkıyor. Tabii bu sunu değil. Bu biz demek yanlış şey verdik. Concordato komiseri ortaya çıkıyor. Değerli arkadaşlar, Concordato aşamasında geçici... Arkadaşlarımız sunumu isterseniz arzu ederseniz. Vallahi iyi olur aslında. Yani ya. Tabii iyi olur. Ben bir teknik arkadaşlarımıza bir haber verin. Flash diskiniz. Ben şu çantamdan şey alayım. Lütfen tamam. Alın. Başka bir yerden yeniden yükleyin. Şöyle evet. Sıkıntı devam et. Diğer şey yaptık. Muhtemelen öyle oldu. Niye öyle olduğunu da bilememiş değilim. Şuraya bakalım bir. Biz konuşmamıza devam ederiz. Biz konuşmamıza devam ederiz. Şunu alın. Tamam, kapatalım. Tamamen kapatalım. Kapatalım. Flaşımızı açabilirsek. Nasıl oldu? Bilgisayar bölümü var mı? Şu mu? Evet. Bir bakalım ona. Hemen açayım. Şey yapalım, büyütelim. Bakalım. Evet. Peki, tamam. Evet, teşekkür ediyorum. Concordato komiserimizin görevi ne olmalı? Dedi ki Concordato ile devletlerin ilgilenmesinin ana nedeni kamu menfaati olması ve hatta komiseri de Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan kamu görevi gören bir resmi görevli olarak anlattık. Burada bir menfaat dengesi var. Bir tarafta borçlu, bir tarafta onlarca belki yüzlerce alacaklı. Komiserin bu menfaat dengesini gözeterek görev görmesi gerekiyor. Tabii Concordato komiserinden bahsettiğimizde elbette ki buraya yazmadım ama en önemli haklarından bir tanesi ücret talep etme hakkı. Bunun yanında bir takım görevleri ve sorumlulukları var. Bu görevler içerisinde Concordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmak belki de onun en önemli görevlerinden bir tanesi. Ve diğer yandan borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek. Birazdan belki imkan olabilirse daha detaylı kısımda Concordato'da geçici mühlet kararı verilmesiyle birlikte kesin bildiğimiz bir tane kural var. Kesin mühlet sonuçları geçici mühlette de etkili. Geçici mühletle birlikte bir takım yasaklar söz konusu oluyor. Sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu sonuçlardan bazıları borçluya ilişkin, bir kısım sonuçlar alacaklar yönden. Onları birazdan bahsedeceğim. Elbette ki burada borçlu
ancak ve ancak komiserin nezareti altında faaliyetlerine devam edebilecek. Konkordato komiseri mahkemenin arzu ettiği ve o gün göreceği zamanlarda raporlarını sunmak zorunda ve alacaklar kurulunda bilgilendirmek durumunda. Keza mali ve güncel bilgileri sunmak durumunda ve mahkemenin istediği diğer görevleri de yapması gerekiyor. Konkordato komiserinin belki de en önemli vazifelerinden bir tanesi mal varlığının muhafazası için gerekli önlemleri almak. Birazdan oraya da tekrar döneceğim. Tabii Konkordato komiseri borçlunun mal varlığının erimemesi, mal varlığının muhafazası için belki de hangi işlemlerin yapılması ve hangi işlemlerin yapılmaması yönde borçluya talimat verebilecek. Peki borçlu bu talimatlara uymak zorunda mı? Elbette ki tereddütsüz bir şekilde uymak zorunda. Uymamasının müeyyidesini yasanın 292. maddesi açıkta belirtmiş. Komiser borçlunun tasarruflarını denetlemek zorundadır. Aynı zamanda o slaytta aşamalar gösterilmişti. Bu aşamalar içerisinde müzakereyi hazırlamak, alacaklarını bildirmeye davet etmek, borçluyu beyana davet etmek, toplantıyı hazırlamak ve o müzakereleri yapmak durumunda. Netice itibariyle de o raporunu hazırlayacaktır. Peki bu süreç içerisinde Konkordato komiserimizin yükümlülükleri nelerdir? Yasaya baktığımızda Konkordato komiserinin yükümlülükleri konusunda icra ve iflas müdürleriyle bağlantı kurularak açıklama yaptığını görmekteyiz. Örneğin yasanın 8. maddesi tutanak düzenleme yükümlülüğünden bahsediyor. Farz-ı muhal Konkordato komiseri icra iflas yasası 299 uyarınca ilan etti alacaklara, gelin alacaklarınızı bildirin dedi. Alacaklar elbette ki dilekçeyle müracaat etmek suretiyle alacaklarını bildirebilirler. Peki sözlü bildirim mümkün mü? Elbette ki mümkün. İşte burada icra iflas yasası 8. maddedeki gibi, icra müdürlerinin yaptığı gibi komiser karşılıklı tutanak tutmak suretiyle bu beyanı zabıt altına alabilir. Komiser 10. maddede iş yapmaktan yasaklıdır. Kendi kendisiyle veya yakınlarına ait işlerde hukuki işlem yasağı var. Keza kendisi veya başkaları hesabına iş görme yasağı var. Komiserin Konkordato süreci içerisinde yapması gereken tebligatlar yasanın 21. maddesi uyarınca 7201 sayılı tebligat yasası hükümlerine uygun olarak yapılmalı. Ve komiserimiz her daireyle doğrudan doğruya muhabere etmek, iletişim kurmak imkanına sahip. Bir nüans daha var. Komiser vazifeleri bizzat yerine getirmek zorunda. Tabii bizzat yerine getirmesi yardımcı şahıs kullanamayacağı anlamını taşımaz. Elbette ki. Örneğin komiser bu salonda alacaklar toplantısını yapacaksa salonun güvenliği, hizmetleri falan filan için bir hizmet ayarlayabilir. Başkalarının hizmetlerinden destek görebilir. Bütün Konkordato sürecinin olmazsa olması aslında eşit işlem yapma yükümlülüğüdür. Yani alacaklar arasında eşit işlem yapma yükümlülüğümüz var. Komiserin bilgi verme ve sır saklama yükümlülüğü bulunmakta. Bu yükümlülüklerin yanı sıra yetkileri de söz konusu. Örneğin bilgi alma yetkisi var borçludan ve diğer taraftan bilgi alma yetkisi var. Bilirkişiye başvurma yetkiniz var. Tabii birazdan hep birazdan diyorum, umarım fırsat bulurum. 299 uyarınca alacakları biz çağırdık, geldiler, beyanda bulundular. Tabii daha evvel bizim borçlunun mal varlığını tespit etmemiz lazım. Mal varlığı menkul ve gayrimenkullerden vesaireden oluşmakta. Gayrimenkullerin değerini komiser bizatihi tespit edebileceği gibi teknik bir konu taşıyorsa bilirkişiden yararlanmak suretiyle de bunu saptayabilecektir. İstinabe yetkisi var. Düşününüz ki İstanbul'da komiser olarak atandınız. Denizli'de bir taşınma söz konusu. Burada inşaat mühendisi olarak atandığınızı farz edelim. Oraya bizzat gitmek suretiyle değerini tespit etmek imkanı olabildiği gibi Denizli İcra ve İflas Müdürlüğü'nü istinabe yani talimat yazmak suretiyle de o değeri tespit etmek imkanı var. Bütün süreç içerisinde mahkemenin vereceği kararlarda komiserin raporu ve düşüncesi
çok önemli, fevkalade önemli. Dolayısıyla Kongordato mühletinin uzatılması veya kaldırılmasını talep etme yetkisi var. En önemli görevi borçluya nezaret etme yetkisi ve keza Kongordato'nun tasdik veya tasdik talebini reddettiği konusunda da yetkileri var. Bu kadar yetkisi olan Kongordato komiserimizin sorumluluklarının olmaması düşünülemez. Kongordato komiserinin sorumluluğu nasıl olacak? Biraz önce ne dedik? Tebligat konusunda, tutanak konusunda, diğer konularda icra ve iflas yasası, icra ve iflas müdürlerine kıyasla bir düzenleme var. Onlar gibi hak ve yetkilere sahip, sorumluluk da onlar gibi olmalı. İcra ve iflas yasasının 227. maddesinin 3 ve 4. fıkraları komiserler hakkında uygulanacak. Onlar hakkında kusurlarından dolayı neşet eden zararlardan dolayı adliye mahkemelerinde dava görülebilecek ve komiserlerimiz suç teşkil eden bir eylemden dolayı Türk Ceza Yasası anlamında memur sayılacaklar. Biraz önceki slaytımız burada. Burayı ben böyle öz geçerek şey yapayım. Geçici mühletten bahsettik. Geçici mühletle birlikte Kongordato komiserimizin veya komiserlerin bir veya üç kişinin işte alacaklı sayısı ve işin nevi niteliği dikkate alınarak atanabilecek. Dolayısıyla bizim faaliyete başlamamız geçici mühlet kararıyla birlikte olacak. Geçici mühlette Kongordato komiserinin veya komiserlerinin atanmasının yegane koşulu neydi? Projenin başarılı olmasının mümkün olup olmadığını yakından denetlemek. Kesin mühlet aşamasına geldiğimizde komiserin raporu da dikkate alınmak suretiyle mahkemenin, çok öz olarak söylüyorum ben, yapacağı bir duruşmayla kesin mühlet kararı verilebilecek. Tabii bazı şeyleri sizi biliyor varsayıyorum. Örneğin geçici mühletin 3 ay olduğunu, onun 2 aylık uzatma olduğunu, uzatma talebinin yine Kongordato komiserinin veyahut da borçlunun talep etmesi gerektiğini söylemek istemiyorum. Keza kesin mühlet dediğimde bu mühlet süresinin 1 yıl olduğunu biliyor varsayıyorum sizlerin. Kesin mühlet hakkındaki karar bu geçici mühlet 5 aylık süre içerisinde verilecek. Kesin mühletin uzatılmasında keza komiserin uzatmanın gerekip gerekmediğine ilişkin raporu veyahut da borçlunun talebi önemli. Dolayısıyla şunu mesela belirtmek mümkün. Alacaklı uzatma talep edemiyor. Kongordato komiserinin ne kadar önemli olduğunu burada da görmek mümkün. Kesin mühletle birlikte aslında Kongordato komiseri tam bir süreç olarak karşımıza çıkmakta. Mühlet kararıyla birlikte sonuçları var. 4 tane sonuç burada var. Ben bunları uzun uzadıya anlatmayacağım. Alacaklar bakımından sonuçları var. Borçlu bakımından sonuçları var. Rehinli alacaklar bakımından ve sözleşmeler. Fakat bunlardan 2 tanesi çok çok önemli. Karşımızda hayal edelim. Bir anda bir tane borçlu, benim 1 milyon dolar borcum var diyor. Karşısında 100 tane, 1000 tane alacaklı, benim alacağım var diyor. Biz resmi bir görev yapıyoruz. Kongordato komiserimizi tayin ettik. Aslında Kongordato komiseri kimdir diye bir soruya yanıt arasak, size öz olarak mahkemenin uzayan koludur diyebilirim. Mahkeme uzayan kolu Kongordato komiserleri vasıtasıyla vaziyet etmekte. Burada bir tarafta borçlunun haklarını korumak varken menfaat dengesi nedeniyle diğer tarafta alacakların haklarını gözetmek zorundayız. Bu gözetimi nasıl yapacağız? İşte komiser vasıtasıyla. Alacaklar bakımından temel sonuç şudur. Alacaklar mühlet kararıyla birlikte takip yapamayacak. Hiçbir takip yapamayacak ve evvelce yapmış olan takipler varsa onlar olduğu halde duracaklar. İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları verilemeyecek. Bakınız alacaklar artık alacağına kavuşamamakta. Bizden bir karar beklemekte. Peki bu şekilde mi kalmalı? Borçlu ne yapmalı? Borçluya baktığımızda borçlu ancak ve ancak komiserin nezareti altında faaliyetlerine devam edecek. Borçlu faaliyetlerine devam edecek. Zaten Kongordato'nun asıl esprisi borçlunun komiserin nezareti altında faaliyetine devam etmek suretiyle borçlarını ödeyebilmesi veya muhtemel bir iflastan kurtulabilmesi. Fakat borçlu faaliyetlerine devam ederken serbestçe davranabilecek mi? Har vurup harman savurabilecek mi? Hayır. Bu konuda aslında 4-5 aşamalı tedbirler var. Birincisi mahkemenin bazı işlemler yönünden ancak izin vermesiyle
borçlu bazı faaliyetler yapabilecek. Nedir onlar mesela? Borçlu mahkemenin izni dışında asla rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatlarını devredemeyecek, taklit edemeyecek, ivazsız tasarruflara konu edemeyecek. Bunları yapmaya yönelik bir talep söz konusu olduğunda ne olacak? Komiserin ve Alacaklar Kurulu'nun görüşünü almak suretiyle mahkeme bu tasarruflara izin verebilecek. Dolayısıyla borçlu bu tasarruflar yapamayacak. Başka neler yapamayacak? Mahkeme mehil kararında komiserin şu tasarrufları yapmasının, borçlunun şu tasarrufları yapmasının komiserin denetimine, komiserler kurulunun denetimine tabi tutulmasına karar verebilir. Örneğin diyebilir ki kamu evrakını düzenlemek, borçların ödenmesi vesaire gibi diyebilir. Dolayısıyla o tür tasarruflar yönünde borçlu o tasarruflar yapamayacak. Onun dışındaki tasarruflar bakımından borçlunun elbette ki işlemleri devam edecek fakat yine komiserin nezareti altında bulunacak. Komiserimiz atanma kararıyla birlikte bu menfaat dengesini gözetmekle birlikte aynı anda borçlunun defterini tutacak. Borçlunun değerli arkadaşlar, bir mevcudu var, mal varlığı var, bir borçları var. Mevcutları tespit edecek. Menkul ve gayrimenkullerin değerlerini belirleyecek. Biraz önce bahsettim, tutanak tutma, istinabe, bilirkişi kullanma vesaire haklarını ve yükümlülüklerini kullanmak suretiyle mevcudun defterine, yani aktifini belirleyecek. Peki pasifini nasıl belirleyeceğiz? İcra İflas Yasası 299'da ne yapacak? İlan yapacağız. 288'e göre diyeceğiz ki ey alacaklar, mail kararı verildi. Kesin mail kararı verildi. Borçludan alacaklı olanlar 15 günlük süre içerisinde gelsin, alacaklarını yazdırsın diyeceğiz. Peki bu 15 günlük süre içerisinde gelenler olacak, gelmeyenler olacak. Şunu belirtmekte fayda var. Alacaklılar 15 günlük yasal süre içerisinde ister gelsin ister gelmesinler. Bilançoda kayıtlı ise alacaklılar toplantısına oy kullanabilecek. Ne kastediyoruz? Bilanço kim tarafından düzenlenir? Siz bunu çok yakinen benden çok daha iyi biliyorsunuz. Biz varak, evrak, belgeyi tanımlarken ne deriz? Elinden sadır olan, borçlunun eliyle imzalanan, borçlunun eliyle düzenlenen, bilanço borçlunun eliyle düzenlendiğine göre burada yazılı olan bir alacaklı gelse de gelmese de o pasifte yazılı olacak ve alacaklar toplantısında oy kullanacak. Peki bilançoda kayıtlı değilse, işte bilançoda kayıtlı olmaması durumda 299'a göre yaptığımız ilanda 15 günlük süre içerisinde gelip alacağını yazdıracak. Peki geldi bir alacak beyanında bulundu. Dedi ki benim 100 bin dolar alacağım var. Bilançoda kayıtlı değil, işte komiser veya komiserler kurulumuz borçluya diyecek ey borçlu gel bakalım Ahmet 100 bin dolar alacaklı olduğunu söylüyor. Dayanakları, belgeleri de şunlar. Burada bir açılım var sevgili arkadaşlar. Komiserimiz bir alacağı red edemez. Komisere bir alacak yazılmışsa onu kabul etmek zorunda. Red yetkisi borçluya ait. Borçlu burada evet o alacak doğrudur derse bizim komiserimiz raporunda pasifhanesinde o alacağı gösterecek. Fakat eğer bu alacağı kabul etmiyorum derse burada bizim çekişmeli, münazalı dediğimiz bir alacak söz konusu olur. Peki ne olacak çekişmeli alacak söz konusu olduğunda? Mahkemeye müracaatla ilgili kişinin usulen bir karar elde etmek suretiyle alacaklar toplantısına katılıp katılmayacağına ve katılacaksa ne miktarda katılacağına ilişkin karar alması lazım. Bu şekilde sevgili arkadaşlar bizim toplantıya, nisaba, oylamaya katılacak alacakları belirlememiz lazım. Bunlar kim? Birincisi bilançoda gösterilen alacaklar. İki, alacakların yasal süresi içerisinde bildirdiği ve borçlunun kabul ettiği alacaklar. Üçüncüsü, borçlu kabul etmedi, çekişmeli alacak ortaya çıktı, mahkemenin belirlediği alacaklar. Bu şekilde bizim 301 uyarınca alacaklar toplantısına komiserimizin davet etmesi gerekiyor ve 15 günlük süre verecek. Alacaklar toplantısında çok yakinen bildiğinizi varsayıyorum, kabul ediyorum. Belli bir nispi çoğunlukla, yani bu nedir? Alacakların ve alacakların yarısını veya alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini
aşan miktarda bir oyla kabul edilirse projemiz kabul edilmiş olur. Hemen yeri gelmişken söylemekte fayda var. Bu toplantı bir kooperatif genel kurulu gibi değil. Yani burada bir toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı yok. O gün farz-ı muhal hiç kimse gelmese borçlu komiser ne yapacak? Tutanak tutacak. Toplantı günü gelen olmadı diyecek, kapatacak. Kanun koyucu burada 7 günlük bir iltihak, yani katılma süresi öngörmüş. Dolayısıyla toplantıya gelinmemiş olsa bile 7 günlük süre içerisinde buraya iltihak söz konusu olabilir. Sayın Başkan, zamanımı sorabilir miyim? 5 dakika içerisinde toparlarsanız, tamam. Süreniz doldu. 5 dakika, evet. Bayağı fazla. Ben hemen şimdi. Tamam. Ne güzel. Şimdi bu şekilde toplantımızı yapacağız. 7 günlük süre içerisinde iltihakları da belirlemek suretiyle Kongordato komiserlerimiz raporlarını düzenlemek suretiyle takip eden 7 gün içerisinde mahkememize sunacaklar. Mahkememizde duruşma açılmak suretiyle ve tabii duruşmadan önce ilan edilmek suretiyle Kongordato talebi hususunda karar verecek. Kanun koyucu burada iki nüans düzenlemiş. Örneğin millet kararında mahkememiz herhangi bir ilan yapmıyor. Fakat Kongordato talebinin duruşmada bir ilan var. Burada alacakların gelmesine yönelik bir ilan var. Ve en az 3 gün önce yazılı olarak bildirme kaydıyla o alacaklının duruşmaya katılabileceği de mümkün. Mahkeme tasdik şartları yasada belirginlikle yazılmış. Örneğin bunlardan bir tanesi biraz önce bahsettiğimiz o çoğunlukla kabul edilmiş olması. Fakat bir tek şeyin altını çizerek söylemek isterim. Yasadaki şartlar, örneğin teklif edilen tutarın iflasa kıyasla daha fazla olması, yine borçlunun kaynaklarıyla orantılı olması, 302'deki çoğunlukla kabul edilmesi gibi koşullar kümülatiftir. Yani bütünüyle gerçekleşmiş olmalıdır. Bunlardan birisinin dahi gerçekleşmemesi projemizin reddi anlamı taşır. Bir şeyi bahsedeyim. Bu çok çok önemli. Genelde sıkıntı duyduğumuz noktalar burada. Takip yasaklarından bahsederken alacaklılar takip yapamazken bazı alacaklar yönden takip yasakları yok. İmtiyazlı alacaklar yönden takip yasağının olması gerekir mi? Hayır. İcra İflas Yasası'nın 206. maddesinde işçilik alacakları, yani işçinin korunması için ILO sözleşmeleri, zaten anayasalar bunun teminat altına alıyorlar. Onlar yönünden eğer herhangi bir borçlu ödemede bulunmazsa takip ve devam eden işlemler sürecek. Yine bunun gibi özellikle Kongordato komiserinin izniyle yapılan borçlanmalar. Sevgili arkadaşlar, borçlu Kongordato talep etti. Firma devam edecek. Nereden mal alacak? Parayı nereden bulacak? Muhtemelen bankadan kredi alacak. Peki siz Kongordato talep eden birisine kredi verir misiniz? Borç verir misiniz? Mal verir misiniz? Kanun koyucu bunun verilmeyeceğini öngördüğü için diyor ki süreç içerisinde Kongordato komiserinin izniyle yapılan borçlar imtiyazlıdır diyor. Bunlar masa borcu sayılır diyor. Bunlar öncelikle ödenir. Dolayısıyla süreç içerisinde izinle yapılan herhangi bir borçlanma varsa, o konuda ödeme bulunmazsa behemal takip yapılabilir, satış yapılabilir. Aksi görüşleri var, ben kabul etmiyorum. Burada kanun çok açık. İkincisi, borçlu hangi işlemleri yapabilir ve hangi işlemleri yapamaz noktasında sıkıntılar var. Kanun koyucunun belirlediği, biraz önce işte rehin edemez falan filan diye onları açıkladım size. Orada mahkemenin izni gerekiyor. Onun dışında mühlet kararında mahkemenin sınırlamadığı bir tasarrufa ilişkin borçlu bir işlem yapıyorsa, örneğin rutin işlemler. Yani kirada olan taşınmazın geliri, ya bu rutin değil midir? Burada kiracı olduğunuza göre bunun kira bedelini ödemeyecek misiniz? Ya böyle bir lüks olabilir mi? Yani yasaya uymuyorum ama bu kadar bir uymazlık olur. Rutin alacaklar yönünden borçlunun tasarruf ehliyeti vardır. Rutin alacaklar yönden yapılan borçlanmalar ödenmezse benim şahsi kanaatime göre kitabımızda bunu irdeliyoruz. Takip yapılabilir, satış yapılabilir. Dolayısıyla bu şekilde bir işlemler manzumesi söz konusu ve en son itibariyle Kongordato'nun tasdik kararından sonra da komiserlerimizin görevleri sona eriyor. Mahkeme yasaya göre gerekirse kayyum atamak suretiyle işlemlerin denetlenip denetlenmeyeceğini gerekiyorsa yapabilecek. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet.
Biz de Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bir toplantının, bir seminerin başarılı geçmesinde, tüm tarafları açısından en optimum geçmesinde önemli faktörlerden bir tanesi zamanın iyi kullanılması. Her şey çok yolunda gidiyor. Evet, gerçekten ben sevgili hocam diye ifade edeceğim. Profesör Doktor Korkut Özkorkut her zaman ne zaman ihtiyacımız olsa, ne zaman başımız sıkışsa hocam ne yapalım diye kendisine soruyoruz. Kendisi de sağ olsun hiçbir zaman için bizi kırmıyor. Buraya geliyor Ankara'dan. Çünkü kendisi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi. Çok değerli bir hukukçu. Ticaret kanununun yazılma sürecinde Ünal Hoca ile birlikte çok uzun mesailer veren bir hocamız. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu toplantının tasarımında da birlikte organizasyonu yaptık. Şimdi hocama sözü vereceğim. O da tabii ki hukuki açıdan ayrıca değerlendirecek, teorik açıdan konuları değerlendirecek. Buyurun sevgili hocam. Sizin de süreniz yine 25 dakika. Değerli Başkanım, güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Her zaman meslek mensuplarımızla birlikte olmak bizim için de, benim için de büyük bir mutluluk oluyor. Ben de tüm hazirunu, tüm meslek mensuplarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tabii konkordato konusu, bugün aslında bilirkişilik, İzzet Bey'e de ben ayrıca şahsi teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı şekilde sevgili başkanıma da. Katkıları hiç kuşkusuz çok fazla bu konuların gelişmesinde, düzenlemelerde ve bu tür eğitim ve seminerlerde konunun geliştirilmesi ve tartışılması açısından. Tabii bilirkişilikle başladık. Meslek mensupları bakımından tabii yapılacak işler çok boyutlu. Nereden baktığınıza biraz bağlı. Bilirkişilik söz konusu olduğunda konum değil ama hani bir iki cümleyle kolay değil bilirkişi olmak. Ama çünkü mevcut bilirkişilik görevi ve bilirkişi ücret anlayışı, bilirkişiye bakış açısı, bunların hepsinin de tabii ki bu perspektifte geliştirilmesi lazım diye düşünüyorum. Tabii biraz düzen içine alma arayışı ilgili kanunda var hiç kuşkusuz. Ama tabii ki çok boyutlu bir iş. Bugün belki mahkemelerimizde özellikle hukuki meselelerde bilirkişi arayışı ya da hukuki konularda hukukçu olmayan bilirkişilerin de yaptıkları yorumlar tabii ki işi biraz daha zorlu kılıyor hiç kuşkusuz. Ama bunun da aşılabilme noktasını herhalde hep birlikte bulacağız. Çünkü henüz bu aşamaya gelebildiğimiz kanaatinde maalesef değilim. Konkordato söz konusu olduğunda ben bugün süreyi de dikkate alarak esas itibariyle konkordato belgeleri yani 286. maddeye farklı bir bakış açısıyla değinme gayreti içerisinde olacağım. Çünkü hepinizin malumu, çünkü meslek mensubu olarak birçok sürecinde yer alıyoruz. Bir kere konkordato talep edebilecek firmanın muhasebesi ve danışmanlığını sürdürüyor olabiliriz. Bu belgelerin hazırlanması için bize gelecekler demektir. Bu belgeleri biz hazırlayacağız demektir. Yahut bağımsız denetim kuruluşu olarak ki 7155 sayılı kanunla değişen bu makul güvence raporu dediğimiz raporun hazırlanması söz konusu olacaksa o zaman bu raporu hazırlayan denetçi olarak görev ifa edeceğiz. Nasıl bakacağız? Bir de doğaldır ki biraz önce Sayın Başkan'ın da dile getirdiği üzere bir başka boyut, mahkemenin atadığı konkordato komiseri olarak görev yaptığımızda bütün bunlara nasıl bakacağız? Doğaldır ki aslında mevzuatı, kanun hükümlerini ve
Konkordato belgelerinin hazırlanmasına ilişkin yönetmelik hükümleri çerçevesine baktığımızda hükümler bize neler ifade ediyor? Bunları çok hızlı ifade edip arada da yorumlarımı eklemeye gayret edeceğim. Sayın Başkanım da dile getirdi. Borca batık olan, aciz halinde bulunan ve ödemelerini tatil etmiş olan her borçlu konkordatoya başvurabilir. İflas içi, iflas dışı değil ama krolog adi konkordato. Yani yoldan geçen her gerçek kişi ben konkordato ilan etmek istiyorum. Yani alacaklılarımla anlaşmak istiyorum. Kredi kartı borçlarım çok şişti diyerek de krolog gidip başvurabilir. Daha önce tabii iflasa tabi bir kişi olmadığınız için konkordato talep etmiş ve reddedilmiş olsa iflasa tabi kişi haline gelebiliyordunuz ya da iflasınız gündeme geliyordu. Bunun değişmiş olması nedeniyle artık her vatandaş gidip ben de konkordato talep ediyorum diyebilir. Ama bu böyle olmuyor. Neden? Sayılara bakıyoruz. Bu böyle değil. Sayın Daire Başkanım, İzzet Bey sayıları verdi. Eksik olmuş. Teşekkür ediyorum. Baktığımızda 2939 başvuru olmuş konkordato hakkında 1 Ocak 2018'den 31.12.2019'a kadar. Bunların sürece dahil olanları 1696 adet. Dolayısıyla hani ticaret kanunundan da bahsetti Sayın Başkan Yardımcım. Ticaret kanunu düşününce İşte 120 bin anonim şirket, 700 bin limited şirket, 35 bin kooperatif, gerçek kişi işletmeler, gerçek kişi tacir işletmeler, esnaf işletmeler, 3,5 milyona yakın işletmeden bahsediyoruz. Tabii ki 3,5 milyon, 4 milyona yakın işletme içerisinde 1636 veya 39 sayısı oldukça düşük. Demek ki konkordato istenen bir müessese mi? Aynı zamanda buna da bakmak lazım. Doğaldır ki istenen bir müessese belki değil ama bir anlaşma, bir icra iflas kanun önemli bir müessesesi. Neden sıkıştı veya bu müesseseye bu kadar yüklenme ihtiyacı duyduk? Bir başka müessesemiz daha vardı. İflasın ertelenmesi, işletmelere nefes aldırmaya çalışan bu müesseseyi kanundan kaldırınca şimdi konkordatonun asıl işlevinin yanı sıra İflasın ertelenmesi müessesesinde beklediğimiz işletmenin nefes alma sürecini de bunun içine yedirmek ya da bundan ona da hizmet etmesini bekler bir çaba içerisine girmiş olduk. Tabii Türk Ticaret Kanunu iflasın ertelenmesi kaldırılınca 376 biliyorsunuz kritik bir madde Türk Ticaret Kanunu'nda. Mali durumu müşkülleşen anonim şirket ve aynı zamanda limited şirketler için neler yapılması gerektiğini düzenleyen madde 377'de konkordatoda talep edebileceğini özellikle acize düşen şirketin düzenlemiş oldu. Aslında ister borçlarını, ödemelerini tatil etmiş olsun, ister iflas etmiş olsun, ister iflas açısından öncesinde aciz hali gündeme gelsin. Tüm bu hallerde de bir şirket hiç kuşkusuz konkordatoya başvurabilir. Belgelere baktığımızda 5 ana belgeyi 286. maddede görüyoruz. Bunları uygulama açısından değerli meslektaşınız Haldursun Koç da sanıyorum farklı boyutlarda bahsedecek. Ama en önemlilerinden birisi konkordato ön projesi. Tabii borçlunun mal varlığı ile mali durumunu gösteren tüm belgelerin verilmesi, işte gelir tablosu, nakit akım, nihai bilanço ve ara bilançolar. Alacaklıların özellikle alacak miktarlarını ve alacakların imtiyazlı olup olmadığını gösterecek tablonun veya gösteri tablonun sunulması. Alacakların elinde konkordatoda ve borçlunun iflası halinde geçecek miktarların karşılaştırmalı olarak gösteren belgeler, çünkü nihayetinde konkordatoya başvurunun bu manada alacaklıları daha çok tatmin edebilecek durumda olduğunu gösteriyor da olmamız lazım. Tabii 7155 sayılı kanunla değişen önceden finansal analiz raporundan bahsederken, bağımsız denetim kuruluşlarında hazırlanmış, bir anda adı ve
özellikle de içeriği değiştirilmeye çalışılan makul güvence veren denetim raporu ve bunun dayanakları eklenmesi söz konusu. Ki daha önce kanunda finansal tablolarında tarihi itibariyle başvuru tarihinden en fazla 45 gün olabilir hükmü de bu değişiklikte kaldırılmış oldu. Belgelere baktığımızda bunlara ilişkin düzenleme ilgili yönetmelikte de aynı sırada bu belgelerin sayıldığını kanunda olduğu gibi görüyoruz. İlgili yönetmelik bunu sayarken ancak tabii herkesin, kendini borçlu hisseden herkesin göğsünü gere gere konkordatoya başvuracağını düşündüğümüzde sıradan bir vatandaş, yani tacir olmayanı kastediyoruz. Tacir olmayan vatandaş bu manada, yani iflasa tabi olmayan kişiler bu belgelerden diyor ki AC bentlerinde yazılı belgelerde uygun düştüğü ölçüde B bendinde yazılı belgeleri konkordato talebine eklerler. Yani bir ön proje, borçlunun mal varlığı durumunu gösterir belgeler ve alacaklıyla alacak listesini gösteren belgelerin hazırlanması yeterli. Hiç kuşkusuz konkordatoya borçlu başvurabileceği gibi alacaklının da başvurması, herhangi bir alacaklının başvurması söz konusu. O zaman bu belgeleri hazırlama yükümlü borçlu da ama bedellerini ya da maliyetine katlanma yükümü de alacaklının üzerinde olmakta. Kısaca belgelerin de içeriğine baktığımızda düzenleme tarzı itibariyle konkordato projesi belki daha da kapsamlı tartışılacak uygulama açısından. Bir kere ön proje bir taraftan iyileştirme planını sunmalı. Diğer taraftan da ödeme planının ne olduğunu gösteriyor olmalıdır. Çünkü nihayetinde işletmenin faaliyetini veya tasarruf ehliyetini sınırlandırmıyoruz. Bir ufak nefes aldırıyoruz ama çalışmaya devam edecek. Çünkü amacımız anlaşarak borcumuzu ister vade, ister tenzilat konkordatosu ya da karma konkordatı olsun bir şekilde borçlarımızı ödemek. Dolayısıyla anlaşmayı da alacaklarımızla yaptığımıza göre kural olarak listede olan olmayan alacaklı bakımından da bu anlaşmanın geçerliliğini kabul ettirip dolayısıyla artık ticari hayatımıza ya da normal hayatımıza eskisi gibi dönebilme arzusu bizi buraya yönlendirecek. Bu manada bu ön proje oldukça önemli ki burada işte herhalde meslek mensuplarına önemli bir çaba düşüyor. Özellikle firmada çalışmakta olan danışman ya da muhasebeci meslek mensupları açısından. Çünkü ne kadar gerçekçi olursa bu rapor veya bu proje o manada kabul edilebilme olasılığı artacak demektir. Çünkü bu borçların, vadelerin ne şekilde ödeneceği, nasıl karşılanacağı, belli bir mal varlığının satılıp satılmayacağı, bunun kaynaklarının nereden temin edileceği gibi hususların tamamen burada somut olarak gösterilmesi söz konusu. Bunun yanı sıra baktığımızda ikinci olarak ne diyor? Borçlunun tüm mal varlığı, mali durumunu gösteren belgeler ve ilgili finansal tablolarla, belli finansal tablolarla ara bilançolarında yer alması lazım. Neden ara bilançolar diyoruz? İki farklı boyutla bakmamız lazım konuya. İki farklı boyut nedir? Hem diyor işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış değerler üzerinden hazırlanacak ara bilançolar. Adeta şirketi veya işletmeyi tasfiye edersek ne olacak diye bakarken aynı zamanda işletmenin sürekli esası ila nihayeye işini de geliştirerek çalışırsa bu işletme ne olacaktır? İki farklı boyutta, iki farklı gözle bakış açısını da sunan ara bilançoların burada yer alması söz konusu. Bu manada konkordato belgelerine ilişkin yönetmelik ilgili belgeler bakımından ABC bentlerinde sayılan belgeler açısından bir takvim yılının geçmemiş olmasını özellikle finansal tabloları tarihi bakımından diğer bilgi ve belgeler açısından da mahkeme tarihinden en fazla 90 gün öncesine ait olmasını biraz önce bahsettiğimiz
45 günlük süreyi kaldırarak bu şekilde düzenlemiş oluyor. Özellikle bu belgelerin hazırlanmasında ilgili tablo açısından finansal raporlama çerçevesine de uyulması yönetmelikte dile getirilmiş. Baktığımızda aslında bu bağımsız denetim mesleğinden aşina olduğumuz düzenleme ve düzenlemeler çerçevesinde finansal raporlama çerçevesi de yönetmelikteki tanımı itibariyle tamamen bağımsız denetim düzenlemelerinden alınmak suretiyle işletmenin uyguladığı bağımsız denetime tabi bir şirketse Türkiye Muhasebe Standartları'nın bunun dışındaki borçlar bakımından da yürürlükteki mevzuat olarak ifade edilmiştir ki burada tabii Kamu Gözetim Kurumu'nun düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları, BOBİ FRS yahut şu anda çalışan KÜMİ FRS söz konusu olabilecektir. Bunlara tabi değilse şirket doğaldır ki mevzuat. Mevzuat nedir? Mevzuat dediğimizde de vergi usul kanunu dolayısıyla muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri, tek düzen hesap planı çerçevesindeki hazırlıklar burada dikkate alınacaktır. Tabii muhasebe dili değişikliği ya da finansal tablo oluşturmadaki değerleme hükümlerindeki farklılık ortaya çıkabilecek sonuçların da değiştireceğini siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla hangi muhasebe dilini kullandığımız ya da hangi gözle baktığımız ya da nasıl bir değerleme yaptığımız, nasıl yorumladığımız doğaldır ki konkordato sürecini de hiç kuşkusuz firmanın geleceği ya da bu süreçler açısından da etkileyebilecektir. Bu manada finansal tabloları hazırlık sürecimiz önem taşımaktadır. Neye tabiiz işletme olarak? Yani hukuki açıdan hangi yükümlülükleri yerine getirmek bizi tatmin edecek ya da hangi dili konuşmak bizim için yeterli olacaktır? Bu da tabii işin farklı bir boyutu. Burada hem meslek mensuplarına firma açısından aynı zamanda konkordato komiserlerine ve bir diğer yönüyle de bağımsız denetim raporunu hazırlayacak ilgili denetçilere de görev düşmekte. Bu farklı bakış açılarını da değerlendiriyor olmaları gereğini ortaya koymaktadır. Bir başka belge alacakların alacak miktarlarını, alacakların imtiyaz durumunu gösterir tablonun verilmesi. Bu tüm borçlar için öngörülmüş bir belgeler bütünü olarak yönetmelikte de oldukça kısa ama ifade edilerek geçmiş bir konudur. Bir başka belge bütünü karşılaştırmalı tablolar. Karşılaştırmalı tabloda tabii alacakların biraz önce de dediğim gibi ne şekilde tatmin edileceğini ortaya koymamız gerekiyor. Alacakların tatmini açısından konkordatodaki alacaklı tatmininin iflasa tabi borçlu bakımından tabii iflas çok istediğimiz bir yöntem olmadığına göre daha iyi tatmin edilebilir olduğunu da bu belgeler içinde gösterebiliyor olmamız lazım. Yönetmelikte aynısını tekrar etmektedir. Son olarak üzerinde durmak istediğim tabii ki belgeler içinde de yer alan bu meşhur makul güvence veren denetim raporu ve bunun dayanakları. Dolayısıyla bir bağımsız denetim faaliyeti olarak bunun neden finansal analiz raporundan makul güvence raporuna dönülmek istediği, bunun tabii düzenlenmesi veya bu düzenlemenin çıkarılmasıyla birlikte 7155 sayılı kanunla ortaya çıkan sonuçları da hemen göz önünde bulundurmak, değerlendirmek belki gerekli. Ona bakarak düzenleme hangi sonuçları vermekte yönünde bir yorum yapmak belki farklı bir bakış açısından sağlıklı olabilir. Çünkü düzenleme ile birlikte ne oldu? İlk ortaya çıkan sonuç konkordato başvuruları bir anda düştü. Yani bu makul güvence raporlarının çok iyi olması nedeniyle miydi? Finansal analiz raporlarına göre. Yoksa makul güvence raporu hazırlamanın ortaya çıkardığı en başta bedel ve meslek mensupları özellikle bağımsız denetçiler için bu raporu hazırlamanın daha teknik bir içerik
ortaya koyuyor olması mıydı? Çünkü nihayetinde bunun biraz sonra hemen temellerini baktığımızda hangi standarda göre bunu hazırlayacağız sorusunu düşündüğümüzde nihayetinde makul güvence veren bir rapor aynı zamanda meslek mensubuna da yani bu manada bağımsız denetçiye de bir güvence ve sorumluluğunu sınırlandıran ve onu da koruyan bir sınır getirebilmeli. Çünkü nihayetinde önünüze bir işletme geliyor, konkordatoya başvurmak istiyor. Konkordato başvuran veya başvurmayı düşünen bu firmaya böyle bir rapor hazırlayıp hazırlamama gündemde. Raporu hazırlayıp hazırlamama bir ön incelemeyi gerektirecek. Nihayetinde ücreti kimden alacaksınız? Bu firmada. Şimdi tabii ki aynı bağımsız denetimde olduğu gibi ki bağımsız denetimde ticari kanun açısından baktığımızda finansal tablo denetimde olumlu görüş, sınırlı olumlu görüş, görüş vermekten kaçınma veya olumsuz görüş vermek söz konusu. Şimdi konkordato başvurusu öncesi böyle bir inceleme sonucunda sınırlı olumlu veya olumsuz görüş ortaya koyabilecek. Yani bu konkordato projesinin, ön projenin veya konkordato sürecinin sağlıklı olmayabileceği veya belgelerin başvuru için yeterli olmadığı kanaatine varacak bir rapor hazırlamak doğaldır ki ücrete hak bahşetmeyecektir. İşin böyle bir değişik bir bakış açısı da vardır. Ama standartlar açısından değerlendirdiğimizde hiç kuşkusuz bağımsız denetçi bu konuda olumlu bir görüş verebilecek düzeye gelme söz konusu değilse bunu da böyle bir hizmet karşılığı vermesi teorik olarak mümkündür. Ama bu kimi tatmin etmeyecektir? Konkordato'ya başvurmayı düşünen firmayı tatmin etmeyecektir. O zaman adeta bağımsız denetim raporunu hazırlayan meslek mensuplarının ne yapması? Olumlu görüş verme durumunda kalması gibi bir durumda ortaya çıkar mı, çıkmaz mı? Bu tabii ki elde etmeyi düşündüğümüz menfaat yani ücret ama diğer tarafta da ne var? Mesleki etik ve kurallar arasında kalma veya hangisini tercih etme meselesi olarak da maalesef tüm serbest mesleklerde olduğu gibi bu serbest mesleğin önünde de durmaktadır. Baktığımızda makul güvence veren denetim raporundan yönetmelikte kısaca bahsediyor ama alt hükümlerinde ayrıntılı olarak ifadelerini bulduğunu görüyoruz. Çünkü denetimde ne diyor ilgili yönetmelik? Borçlunun konkordatı ön projesinde yer alan teklifinin gerçekleşeceği hususunda makul güvence verilip verilmeyeceğinin tespiti amacıyla yapılır. Şimdi ön projesinin gerçekleşeceği hususunda dediğine göre temel bakacağımız alan veya konu tam da burada olmaktadır. Bu manada ne olacak? İkinci fıkrası yönetmelikte 12. madde ne diyor? Bağımsız denetim kuruluşu makul güvence veren denetim raporunu hazırlarken aşağıdaki belgeleri denetler diyor. Şimdi baktığımızda zaten bütün başvuru belgelerinin denetlenmesi, aynı zamanda bağımsız denetçiye de sunulması. O kadar iyi hazırlamış olmalıyız ki bağımsız denetçinin de bunları incelerken teklifin gerçekleşeceği hususunda bir makul güvence verebilecek bir rapor hazırlaması söz konusu olabilsin. Bu durumda acaba bağımsız denetim raporunu hazırlayan bağımsız denetim kuruluşu ya da bağımsız denetçi bu ön projenin hazırlanması sürecine dahil midir? Bunun dışında mıdır? Bu da üzerinde düşünülmesi gereken ayrı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Hocam size de 5 dakika daha tabii veriyorum. Süreniz doldu. Toparlarsınız. Burada baktığımızda hangi standartlar var? Baktığımızda denetimde uygulanacak standartlar, bağımsız denetim standardı 805 diyor ki bu nedir? Tek bir finansal tablonun bağımsız denetimiyle finansal tablolardaki belirli hususların, hesapların ve kalemlerin bağımsız denetimine ilişkin standart. Bunun yanı sıra 2 standarda daha atıf yapıyor ki birebir konkordatoya ilişkin belgelerin yeterliliğini kontrol edecek bir standart olmadığına göre
mevcut olan bu standartlardan hareketle bir sonuca varma arayışın olduğu da bir vaka. Güvence denetimi standardı 3000 ve 3400'de özellikle tarihi finansal bilgilerin bağımsız denetim ve sınırlı bağımsız denetim dışındaki güvence denetimleri ile ileriye yönelik finansal bilgilerin incelenmesi söz konusu. Bu açıdan baktığımızda bu standartlar birebir böyle bir raporun hazırlanması için yeterli mi? Bunu direkt meslek mensupları dahil ya da bağımsız denetçiler dahil böyle olmadığını kabul ediyorlar. Ama bunun için yapılması gereken ne? İşte raporun matbu metnini hazırlamak, hatta yönetmeliğe koyma arayışı dahi vardı. Ama en azından bu meslek mensupları açısından, özellikle denetimin sınırlarını belirleme açısından bir çabayla mümkün olduğunca matbu ve sınırlayan bir metin yaratma arayışını da körükledi. Belli bir uygulama var, belli bir düzenleme var ama tüm belgeler ve gerçekleşme olasılığı incelendiğine göre bu yönden bakmak lazım. 805 bu manada çeşitli açıklamalar içeriyor ama ileriye dönük özellikle güvence denetimi standardı 3000 gerekli incelemeyi yaptığında denetçinin gerektiğinde çekilmesi gerektiğini de vurgulayan bir yapıda. Aynı şekilde 3400'de aslında ileriye dönük bir inceleme de işin içinde olduğu için burada yüksek düzeyde değil aslında orta düzeyde bir güvencenin makul güvence olarak sağlanabileceğini ifade ediyor. Neden farklı? Bağımsız denetim standardı 200'deki makul güvencenin yüksek düzeyde olması gerekliliğinden farklı. Çünkü yönetmelik denetim kıstası ve kanıtına ilişkin esasları da belirtiyor. Burada da olumlu bir kanaat varsa ancak bu raporun denetçi tarafından verilebileceğini ve bu raporun sunulacağını ifade ediyor. Sorumluluk da tamamen bağımsız denetim uygulamalarına atıfla 660 sayılı kanun hükmünde kararname, bana göre aynı zamanda ticaret kanun hükümleri çerçevesinde de sorumluluk hükümlerine tabi. Ücret ve sözleşme açısından da tarifeler bakanlıklarla da birlikte çalışılarak verilebilmekte. Makul güvence bağımsız denetim ilişkisini aslında söyledim. Özellikle bağımsız denetim standardı 200 ile güvence denetim standardı 3400 arasındaki ilişki. Bu bakımdan makul güvence 3400 açısından bakarsanız yeterli midir? Orta düzeyde olması. Ama diğer açıdan yönetmelik aynı zamanda bağımsız denetim standartlarını da burada uygulama alanı bulacağını söylediğine göre yeri geldiğinde bu arayış yüksek düzeyde bir makul güvence sunulması gerekliliğini de bağımsız denetçiye yüklemektedir. Buradaki nüansı ya da aradaki ileriye dönük bakışla mevcut durum değerlendirmesi arasındaki belgelerin niteliği açısından değerlendirecek olan da bağımsız denetçidir. Son olarak başkanım birkaç cümleyle tamamlayacağım. O da borca batıklık bilançosu özellikle 376 ile konunun ilişkisi Türk Ticaret Kanunu açısından baktığımızda finansal raporlama ilişkin kavramsal çerçevede klasik bağımsız denetim raporunu belirli çevreler için sunarız. Bunlar da genel olarak işletmenin beklenen net nakit girişleri ve işletmenin sürekli esası açısından bir bakış açısını bu beklenti içinde olanları tatmin etmek üzere olan bilgi sunumunu içermektedir. Borca batıklık bilançosunda da özellikle 376. maddenin 3. fıkrasında iflas öncesi şirket iflasını talep edecek mi etmeyecek mi konusuna baktığımızda aktiflerin hem işletme devamlılığına, devamlı esasına hem de muhtemel satış fiyatı üzerinden iki farklı ara bilançonun çıkarılacağı aynen konkordato başvuru belgelerinde de ifade edildiği gibi orada da ifadesini bulmaktadır 376. maddenin 3. fıkrası açısından. Ama baktığımızda tabii burada gerçek durumu sunma arayışı bizim için önemli. Ben bir hukukçu olarak da baktığımda önüme gelen bir bilirkişi raporunda olduğu gibi konkordato komiserinin ya da bir makul güvence raporunun bana ifade ettiği anlamı çözmeye veya ondan bir sonuç çıkararak başvurumu
sağlıklı bir şekilde mahkemeyi yapabilmek için de her şeyi somut olarak görmek isterim. Ama biliyorsunuz Türkiye'de özellikle kur farklarındaki bazı dönemlerde hızlı değişimler 376 uygulaması bakımından da ilgili bakanlık tarafından 376 uygulamasında bir tebliğ düzenlemesi çıkarmaya da yol açtı. Hatta bunun geçici birinci maddesinde nedendi? 1-1-2023 tarihine kadar kanun 376. maddesinde maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılacak hesaplamalarda henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yüklerinden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir. Bu işletmeler için önemli. Ama özellikle 376. madde açısından burada işletmenin bilançosunun gerçekliği yansıtıp yansıtmaması hususunda bu kur farkının herkesin gördüğü ama görmemesi gerektiği şeklinde nasıl muhasebeleştireceğiz ve finansal tablolara yansıtacağız sorusunu ben henüz bulabilmiş değilim. Bu düzenlemenin çok yararlı olduğu ifade ediliyor. Halen de yürürlükte olduğunu görüyorum. Bir iptal talebiyle de kimse başvurmadı. Dolayısıyla demek ki herkesi tatmin ediyor. Gerektiğinde bunları ortaya koymak ama bunları kim görecek? Konkordato açısından. Dolayısıyla hazırlayan görecek işletme olduğu için. Bağımsız denetçi görecek, raporuna yansıtmalı mı? Konkordato komiseri evliyetle görecek, mahkemenin ve hakimin de görmesi gerektiği de ortadadır. O zaman bunu görmeyecek olan kim sorusunu da sormak veya bu işletmenin en azından iflasa tabi olması gerekmediğini bu manadaki olumsuzluklar bakımından dikkate almak gerekecektir. Son söz, tabii bütün bu başvuru belgeleri dikkat edilirse mahkeme öncesi hazırlanması gereken belgeler. Bu belgeleri mahkemeye hazırladık, makul güvence raporunu aldık. Nereye? Mahkemeye sunuyoruz. Mahkeme bunları kabul etmek zorunda mı? Çünkü nihayetinde geçici mühlet verecek, bir geçici konkordato komiseri atayacak. Geçici konkordato komiseri bunları incelemeli mi? İnceleyecek hiç kuşkusuz konkordato hükümleri çerçevesinde. Yeterli olmadığı kanaatine varırsa o zaman makul güvence raporunun akıbeti ne olacak? Ama şunu da unutmamak lazım. Makul güvence raporu başvuru öncesi bir tarihe kadar olan bir bakışı veya görüşü ifade etmektedir. Konkordato ise başvurudan sonra da takip eden bir süreci içine almaktadır. Dolayısıyla ila nihaye kullanılacak bir başvuru belgesi olarak da makul güvence raporundan yararlanabileceğini düşünmekte tabii söz konusu olmayacaktır. O yüzden yeterli mi, değil mi? Tabii bu uygulamacıların takdiri diye düşünüyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Evet, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel, değerli bilgileri için. Şimdi yine işin uygulama tarafına geldik. Çok değerli bir konuşmacımız var. O da Ankara'dan geldi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizim gibi bir mali müşavir Dursun Ali Koç. Ben şimdi 45 dakika süresi olacak onun. Ama ayrı bir uzatma vermeyeceğiz. 40. dakikada kendisine hatırlatacağım. Uygulamayı anlatacağına göre tabii ardından bir başta söylemiştim, ardından sunumlar biter bitmez bir mola vereceğiz. Arada da sorularımızı alacağız. Biraz yorucu olabileceğini tahmin ediyorum ama genel formatımız bu. Yoğun tabii bir bilgilendirme var, haklısınız. Arada sorularınızı alacağız. Bir 10-15 dakikalık ara verdikten sonra tekrar sorularınızı cevaplayarak bugünkü oturumu kapatacağız. Uygulamayı anlatacağına göre benim de aslında uygulama tarafında istikrar kazandı mı kazanmadı mı bilmiyorum ama biliyorsunuz bu işte Konkordato müessesinin sağlıklı işlemesi açısından, eşitlik, adil ilke açısından, ilkeli işlem yapma açısından finansal tablo tarihi itibariyle yani Konkordato'ya başvuruda
finansal tablo tarihi itibariyle borçların geriye dönük olarak ödenip ödenemeyeceği, buradaki tarih finansal raporlama tarihi midir, yoksa mahkemeye başvuru ya da kararın alındığı tarih midir? Uygun adı zaman zaman böyle sorunlar olabiliyordu. Uygun bir yerinde de sunumunuzun buna yanıt verirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizi buluşturduğu için Ankara SMM, İstanbul SMM Odası yönetimine çok teşekkür ediyorum. Korkut hocama ve başkanlarıma teşekkür ediyorum. Yaklaşık 4 başlık altında bir sunum gerçekleştirmeye çalışacağım size. Kongordoto talebi öncesi, yani dava öncesi süreçte şirket, dava sonrasında şirket ve komiser bakımından geçici mühlet, kesin mühlet. Bir de özellikle biz meslektaşları yakından ilgilendirdiğini düşündüğüm, Kongordoto ilan etmiş bir şirketin mali müşaviriysek nelere dikkat etmek durumundayız, ya da Kongordoto ilan etmiş bir şirketten alacaklı olan bir şirketin mali müşaviriysek nelere dikkat etmek durumundayız. Bunları anlatmaya çalışacağım size. Hazır Ayhan Başkanımı burada bulmuşken, gerçi Bilirkişi Daire Başkanımız dışarı çıktı ama iki husus var belirtmek istediğim. Daha uygulamanın başındayız ama mesela şu anda ortaya çıkmış çok net bir iki sorun var. Öncelikle aranızda hali hazırda Kongordoto komiserliği yapan meslektaşımız var mı? Yok mu? Var. Peki. Şimdi mesela Kongordoto yasası diyor ki Kongordoto ilan etmiş şirketle yapılmış hizmet sözleşmeleri iptal edilemez, feshedilemez diyor Kongordoto'dan kaynaklı. Bu kesin kural. Yani siz bir iş yerde kiracıysanız Kongordoto ilan ettiğiniz için mal sahibi sizi o kiracılık sözleşmesini feshederek orada tahliye edemez. Ama şirket bakımından da burada mesela personelle hizmet sözleşmesini iptal edememe şartı geliyor. Siz faaliyet küçültüyorsanız, zaten zordasınız, bir takım birimlerinizi kapatıyorsunuz, personelle sözleşmenizi iptal edemezseniz nasıl tasarruf sağlayacaksınız? Bir diğer husus, Kongordoto ilan etmeden önce şirket çekler karşılıksız çıktığı için gitti ve bir cezai müeydeyle karşı karşıya kaldı imza atan şirketin yöneticisi. Kongordoto süresince oradaki o hürriyeti bağlayıcı cezanın uygulaması bekletiliyor. Ama tasdik kararıyla birlikte aslında yeni bir süreç doğmuş olmasına rağmen, yani yeniden o çekler vadelendirilmiş olmasına rağmen, artık vadesinde ödenmemişlik fiilen ortadan kalkmış olmasına rağmen, hukuk ortadan kalkmadığı için proje onaylanmış şirketler üzerinde de bu hürriyeti bağlayıcı cezalar ciddi anlamda baskı oluşturuyor. Nitekim şu an elimde süreci tamamlamış kayyumluk durumuna gelmiş bir şirkette mahkeme iskontoya hükmettiği halde hapis cezası aldırmış olan alacaklı, ben paramın tamamını istiyorum, aksi halde hapis kararını kaldırtmayacağım diye fiilen baskı uygulayabiliyor. Evet, yani bunlar neyi gösteriyor? Uygulamada çok yeniyiz. Dolayısıyla hani mahkemeler sonuçlanacak, yargı kararını verecek, onlar üst yargıya taşınacak, istinah mahkemelerine taşınacak, yeni yeni gitmeye başladılar. Yargıtay'a gidecek, bir içtihat oluşacak. Yani uygulamanın nasıl oluşacağı, nasıl ortaya çıkacağı oluşacak. Şu anda hepimiz el yordamıyla kendimize yön bulmaya, yol bulmaya çalışıyoruz. Birbirimizin deneyimlerinden faydalanmaya çalışıyoruz süreci işletirken. Evet, eklenecek belgelerden Korkut Hocam ayrıntılı biçimde anlattı. Kongordoto ön projesi, Kongordoto ön projesi, Kongordoto davasının talebinin can damarını oluşturur. Kongordoto ön projesi biz meslek mensupları olmaksızın hazırlanamaz. Daha doğrusu aslında daha iddialı bir şey söyleyeceğim. Biz meslek mensupları, biz mali müşavirler, muhasebeciler olmaksızın Kongordoto süreci işletilemez, başlayamaz, devam ettirilemez, sonlandırılamaz. Biz sürecin tamamında var olmak durumundayız. Şimdi proje hazırlanırken proje can damarı. Proje neyi öngörüyor? Proje diyor ki bu işletme nedir, ne iş yapar, ne kadarlık bir mal varlığı vardır, ne kadar borcu vardır, bu borçlarının ne kadarını karşılayabilir ve önerdiği Kongordoto projesinde alacaklılarına
borçları nasıl ödeyeceğini, borçlarını ödeyebileceği kaynakları nereden bulacağını gösteren belgedir aslında ön proje. O yüzden ön proje işte firmanın hakkında genel bilgiler vererek başlamalıdır. Ama bu genel bilgilerde genellikle şirketimiz dünyanın önde gelen şirketlerinden, ülkemizin sayılı şirketlerinden müthiş başarılar elde etmiş. Bu tür laflar aslında anlamsız laflar. Yani bir şey ifade etmiyor, bana da ifade etmiyor. Eminim Hakim Bey'e de ifade etmiyor. Biz finansal tablolarla ilgiliyiz. Firmanın şeyine bakarız, yani gerçekteki gücüne bakarız. Kongortota'ya neden gerek duyulduğunun anlatılması önemlidir. Bunun için önemlidir. Alacaklılarınız da oradan okuyacaklar. Siz niye zora düştünüz? Ne oldu da zora düştünüz? Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nde demir çelik sektöründeki gelişmeler Ankara'daki, İstanbul'daki bizim şirketin demir satışlarını düşürdü. Böyle bir şey olabilir mi? Ama biz bu Kongortota ön projelerinde mahkemede yargılama sırasında maalesef bu tür cümleler okuyoruz. İşte bir Şili'de bilmem limon üretimindeki düşüş fiyatları şöyle. Şimdi o yüzden gerçekçi, ayakları yere basan somut bir şeyler olmalı. Evet, varlık borç durumu. Bu en kritik konulardan bir tanesi sevgili arkadaşlar. Firmanın varlık ve borç durumunu tespit ederken gerçekçi rakamlara esas almak durumundayız. Yani gerçekteki borçların ne olduğunu ve gerçekteki varlıkların ne olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. İşletmenin özellikle burada duran varlıkların tespitinde, duran varlıkların piyasa değerinin tespiti çok önem taşımakta. Varlık borç durumu ne için önemli? İflas erteleme de biliyorsunuz. Borca batık olmayan işletme, şirket iflas erteleme talebinde bulunamıyordu. Kongordoto'da böyle bir zorunluluk yok. Kongordoto bir finansal güçlük demektir. Finansal güçlüğe düşmüş işletme Kongordoto talebinde bulunur. Özür dilerim, bir şey daha ilave edeyim. Finansal güçlüğe düşmüş veya finansal güçlüğe düşme olasılığı ortaya çıkmış işletme. Ne demek bu? Siz ana alacaklı olduğunuz, yani sizin finansal olarak çevriminizi, işlerinizi döndürmenizi sağlayan ana borçlunuz, sizin alacaklı olduğunuz ana firma Kongordoto ilan ettiyse bu artık sizin finansal olarak dara düşeceğinizin ortaya çıkması demektir. Ondan alacaklarınızın vadesinin gelmiş olması gerekmez. Adam Kongordoto ilan etti, projesinde 5 yıllık bir vade öneriyor. Sizin ondan diyelim 6 ay sonra ortaya bir alacağınız var. Artık sizin için finansal darlık başlamıştır. Sizin Kongordoto başvurusunu düşünmeye başlamanız gerekmektedir. O yüzden siz varlıklarınızla borçlarınızı finansal durumunuzu net bir biçimde ortaya çıkarabilmek için tespit etmelisiniz. Kongordoto davaları aslında hukukçuların baktığı, hukuk mahkemelerinin baktığı finansal davalardır, mali davalardır. O yüzden mahkemenin fonksiyonu, mahkemenin işlevi sadece ve sadece alacaklıyla borçlu arasındaki o süreci yönetmektir. Mahkemenin bir şeyi kabul etmesi ya da reddetmesi Kongordoto'da aslında sınırlandırılmıştır. Ana kabul edici ya da ana reddedici alacaklı haline getirilmiştir. Belgeleriniz tamamsa ticaret mahkemenizin sizin davanızı reddetmesi mümkün değil. Belgeleriniz tamamsa geçici mühleti başlatacak. Sonraki süreç komiser ve alacaklılar arasında cereyan edecek. Yani sonraki süreçte işlemin nasıl yürüyeceğini alacaklılar ve komiser belirleyecek. Daha doğrusu aslında siz belirleyeceksiniz işletme olarak. O yüzden varlık borç durumu önemli. Varlık borç durumunu detaylı olarak anlatacağım yeri geldikçe. Yapılandırılması istenen borçlarınızı net çıkarmalısınız. Burada şu var. Bir kısım borçlarınız var ama siz bunlardan belli bir kısmını yapılandırmak istiyor olabilirsiniz. Bütün borçlarınızı yapılandırmak zorunda değilsiniz. Ama bütün borçlarınızı nasıl çevireceğinizi göstermek durumundasınız ki yapılandırılmasını istediğiniz borçlarınızı nasıl ödeyeceğinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Alacaklıları buna ikna edebilirsiniz. Bu ön projede önemli bir başlıklardan bir tanesi. Bu borçların hangi kaynaktan nasıl ödeneceği belirlenmeli. Yani ne kadar kar elde edeceksiniz, ne kadar hazır varlık satacaksınız, ne kadar alacak tahsil yapacaksınız, bunları belirlemeniz gerekir. Şimdi en çok karşılaştığımız hususlardan bir tanesi bu. Sevgili başkanım hatırlayacaktır iflas erteleme davalarından. Efendim bir inşaat şirketi inşaat yapıyor. Diyor ki Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatlarına göre müteahhitlik kârı %20. Ben diyor buradan %20 gelir elde edeceğim.
Ama bakıyorsunuz adamın geçmiş 5 yıl içerisindeki kar ortalaması %2. Şimdi %2 kar etmiş ama geçmişte %2 kar elde ettim diyor. Şimdi de finansal darlığa düştüm, finansal sıkıntıya düştüm. Ama gelecekte diyor Bayındırlık Bakanlık birim fiyatlarına ulaşacağım. İnandırıcı mı? Olabilir mi böyle bir şey? Hayır. Ha, nedir orada belirleyici unsurlardan bir tanesi? Vergi karşılığı, vergi kaygısıyla ne kadarlık kar üzerinde, deyimi mazur görün, manipülasyon yapıldığının tespit edilebilmesi gerekiyor. Bunu yapabilecek olan da işte biziz, biz meslektaşlar. O yüzden borçların hangi kaynaktan ne ile ödeneceğinin Kongord ön projesinde net bir biçimde gösterilmesi gerekiyor. Peki proje yürürken şirketin hayatını nasıl idame ettireceğini de izah etmeniz gerekiyor projede. Yani bir borç var, süreci kestiniz, toparladınız, orada oluşmuş bir borç tutarı var. Ama bu arada da süreç işliyor. Yani 5 yıllık bir vade istediniz. 5 yıl boyunca siz hem o borçlarınızı, geçmişten gelen borçlarınızı ödeyeceksiniz hem de yeni dönemde işletmenin cari giderlerini karşılayacaksınız. O kaynağı da göstermelisiniz ön projede. Mali tablolarınızın analizini yapmalısınız. Projeyi hazırlarken mali tablolar analizi yapılmalı. Bu mali tablolar analizi ne için gerekli? Siz Kongordo'da ön projesinde bir tahmin yapıyorsunuz. Bir proje ortaya getiriyorsunuz. Tahminlerden oluşan bir proje getiriyorsunuz. Diyorsunuz ki bana 4 yıl vade tanınırsa, %10'da iskonto yapılırsa ben bu borçların üstesinden gelirim. Nasıl? İşte bu süre içerisinde ben satışlarımı %15 artıracağım. Kârım %2 gerçekleştiği için filan. Bunların tamamı birer tahmindir. İşte bu mali tablolar analizi geçmişteki mali verilerinizle, geçmişte üretebildiğiniz mali verilerle, üretebildiğiniz kârlarla geleceği tahmin edebilme ya da gelecekte, geleceğe dönük tahminlerinizin tutarlılığını ölçmeye yarayacaktır bu mali tablolar analizi. Kongordo'da ön projesinde bu mali tablolar analizinin yapılması gerekmekte. Nedir onlar? Cari oran, likidite oranı, kârlılık oranları, bu oranların iyi hesaplanıp projenin içerisine yerleştirilmesi gerekmektedir. İflas ve Kongordo'da karşılaştırması. Hocalarım, başkanım da, Korkut hocam da ayrıntılı olarak anlattılar. Bir Kongordo'nun iflasla karşılaştırıldığında alacaklılar bakımından, işletme bakımından ve kamu bakımından daha fazla fayda ürettiğinin gösterilebilmesi gerekiyor. Yani şu, elinizde bir proje var, bir iş var, sözleşmesini imzaladınız, bu iş biterse, sonlanırsa işte 3 milyon lira kaynak sağlayacaksınız, 2 milyon lirasını borç ödemede kullanabileceksiniz. Şimdi sizin projenizde nedir? 3 milyon lira o işten bir kaynak üretme, kar elde etme ihtimaliniz var demektir artık. İflas ederseniz bu 0 lira olacaktır. O yüzden alacaklarınızın eline o işten elde edebileceğiniz kar artık geçmeyecek demektir. İşte bunun karşılaştırmasının bu iflas Kongordo'da karşılaştırması içerisinde iyice yapılması gerekmektedir. Mesela bir taşınmaz satarak borç ödeyeceğinizi taahhüt edebilirsiniz. O taşınmazı siz satarsanız 2 liraya satıyorsanız, icra dairesi satarsa, iflas müdürlüğü satarsa 2 liranın en azından %40 eksiğine satılacak demektir. Evet, talep edenin mali durumunu gösterir belgeler, biraz hızlı geçmek istiyorum süreyi de efektif kullanmak bakımından. Finansal tabloları, işte mizan, bilanço, gelir tablosu eklenmelidir. İşletmenin devamlı esasına göre ara bilanço eklenmelidir. Burada ara bilançoda işletmenin varlıklarının gerçek değerinden, borçlarının gerçek değerinden gösterilmesi çok önemli. Gerçek değerden kastettiğimiz şu. O gün pazara çıkardığınızda o malları kaç liraya satacaksanız bilançoya onu göstermelisiniz, onu yazmalısınız. O gün borçlarınızı ödemek için alacaklıları davet ettiniz, tasfiye ediyorsunuz diyelim, borçlarınızı ödemek için davet ettiniz. O borçları kaç liraya tasfiye edebilecekseniz onu yazmalısınız. Yani şu, siz eğer erken ödüyorsunuz diye bir alacaklıdan iskonto alabiliyorsanız iskonto edilmiş tutarı yazmalısınız o bu hazırlayacağınız finansal tablolara. Hem işletmenin devamlılığına göre hem tasfiyeye göre, yani bir tasfiye bilançosu da hazırlamalısınız projendekinde. Defterlerinize dair tasdik bilgileri, duran varlıklara dair listeler, bunlar önemli. Burada duran varlık listelerinde taşınmazlar önemli. Çünkü o taşınmazlar üzerinde banka ipoteklerinin olup olmadığı komiser için çok önemli olacak. Tüm alacak ve borçlar vadelerini gösterir biçimde. Bu belgeler oldukça önemli.
Bu belgelerin içerisinde şöyle sıkıntılı belgeler olabiliyor. Mesela çek vermişsiniz piyasaya, 3 ay sonra vadesi gelen çekler vermişsiniz. Alacaklı almış o çekleri, ciro etmiş. Artık sizin çek verdiğiniz kişi sizin alacaklınız değil. O yüzden kongordu davanızı takip etmeyebilir adam. O çek kimin elindeyse siz artık ona borçlusunuz ve onunla müzakere etmelisiniz. Son alacaklı, bu aynı zamanda senet için de geçerli. Bu sebeple mahkemeye sunulan o listelerin içerisinde alacak ve borçların mümkün olduğunca detaylandırılmış, alacaklının adresleri, iletişim bilgilerinin falan olduğu bir biçimde hazırlanması oldukça önemli. Taşınmazlara dair listeler önemli. Diğer belgeler, mahkeme diğer belgeler isteyebilir sizden. Siz projenize, ben iş yapacağım, proje var elimde, iş aldım, hak ediş yapacağım, buradan para kazanacağım diyorsanız o belgeleri sunmanızı isteyebilir. Evet, bu alacaklar listesi, yani borçlarına dair liste. Burada banka kredilerinin olduğu liste detaylı hazırlanmalı. Çünkü bankalara iki tür borcunuz olabilir. İpotekle korunmuş borcunuz olabilir. Kongordu'da bu özel bir anlam ifade ediyordur. Bir de adi borcunuz olabilir. İpotekle korunmamış borçlarınız da adi borçtur. O yüzden bankalar kredilerinize, kredi borçlarınıza dair listeleri detaylı hazırlamanız çok önemli. İpotekle korunmuş banka borçlarında, kredi borçlarında bankayla borç yapılandırması için genel kavram içerisinde yapılandırma sözleşmesi yapmazsınız. Yani gelip sizin projenize onaylamak için oy kullanmaz o banka. Adi borçlar için sadece oy kullanacak. Bu sebeple komiser sadece o bankayı müzakereye adi borç olan kısımdan kaynaklı olarak çağıracak. Bunun belirlenmesi bakımından bu listelerin detaylı hazırlanması önemli. Açık hesap borçlarınız, satıcılar, diğer borçlar. Burada detaylı belgelerin hazırlanması önemli. Alacaklıların müzakereye ve alacaklarını bildirmeye davet edileceği mektuplarda bu detaylar komiser için hayati önem taşımaktadır. Söylemiştim, verilen çekler, borç senetleri. Kamuya olan borçlar, evet, kamuya olan borçlar niçin önemli? Çünkü kamuya olan borçlar aslında imtiyazlı borçlardır, vergi, SGK gibi. Borçlar imtiyazlı borçlardır. Daha doğrusu 6183 sayılı kanuna tabi olan borçların tamamı imtiyazlı borçlardır. Konkordato'nun dışındadır. Ama sizin genel borçlarınızı yapılandırmanızı, işletmenizin devamlılığını nasıl sağlayacağınızı ölçümlenmesi bakımından kamuya olan borçlarınızın da mutlaka o ön projede olması, talep sırasında mahkemeye iletilmiş olması gerekmektedir. Personel olan borçlarınız da keza öyle. Personel olan borçlarınız imtiyazlı borçlardır. Onlar da konkordato yapılandırmasına tabi değildir. Ama burada muğlak birçok konu var. Mesela işe iade davaları sonrasında ortaya çıkmış tazminatlar bu borçlar kapsamında mıdır, değil midir? Mesela kıdem tazminat alacakları, ihbar tazminat alacakları tartışmalı konular. Bu sadece ücret, fazla mesai tarzında alacaklardan mı oluşmaktadır? Burası tartışmalı konular, yüksek yargının bu konularda vereceği kararlar içtihat oluşturacak. Diğer borçlar listesi, bu borçların düzgün verilmesi şu bakımdan önemli. İşletme iyi niyetli olmayabilir. Fiktif borç yaratmış olabilir. Niçin fiktif borç yaratır? Alacaklarla müzakere toplantısında avantajlı hale gelebilmek için fiktif borç yaratabilir. Borçlarını gizleyebilir. Neden? Aslında kurtulması mümkün değildir, projenin işlerliği mümkün değildir ama alacaklıları aldatabilmek, onları ikna edebilmek bakımından alacaklarını gizlemiş olabilir. Dolayısıyla bu borç alacak meselesi, toplam borcun doğru tespit edilmesi meselesi çok önemli. Makul güvence raporuyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Korkut Hocam etraflıca anlattı. Sadece bir tek bir şey söylemek istiyorum makul güvence raporuyla ilgili olarak. Makul güvence raporu işletmenin faaliyetleriyle ilgili bir rapor değil arkadaşlar. Makul güvence raporu sadece sizin hazırladığınız ön projenin olup olmayacağının, tutup tutmayacağının test edildiği bir rapordur. Yani bu borçlar söz verilen, taahhüt edilen, iddia edilen vadede bu kaynaklarla ödenebilir mi, ödenemez mi? Bağımsız denetim şirketi sadece bunun testini yapmaktadır. O yüzden makul güvence raporu sanki işletmeyle ilgili her şeymiş gibi bir algı oluşuyor. Özellikle alacaklıların aldatılması bakımından böyle bir algı oluşturuluyor. İşte makul güvence raporumuz da var artık bizim diye. Makul güvence raporuna böyle bakmak gerekir. Evet, sürecin işletilmesi. Şirket bakımından sürecin işletilmesinde
Komiser tayin edildi, geçici mühlet kararı alındı. İlk toplantıyı organize etmek, komiseri toplantıya da komiser toplantıları organize edecektir ve o şirketi toplantıya çağıracaktır çoğunlukla. Ama bu ilk toplantıların şirket bakımından olması ve komiserle ilk toplantının yapılması önemli. Komiserin burada talepleri olacaktır. Bundan sonraki süreci eş güdümlü bir biçimde nasıl yöneteceklerini komiserle şirket karşılıklı konuşacaklar. Hani fiziki şartlarını ortaya koymaları gerekiyor. Çünkü artık bütün ödemeler ve bütün faaliyetler komiserin denetimi altında cereyan etmek zorunda. Komiserin talep edeceği bazı defterler var. Komiser karar defteri, gelen giden evrak defteri gibi defterler var. Bunları komiser hazırlayabileceği gibi şirkete de hazırlayabilir. Buradaki en önemli belge envanter listesinin komisere sunulması. Geçici mühlette hemen hızlı bir biçimde envanter listesinin komisere sunulması gerekmektedir. Tabii ki sunulacak liste kaydi envanter listesi olacaktır. Fiili envanter listesinin sunulmasını gönül arzu eder. Ama zincir bir market olduğunuzu varsayın, hadi fiili envanteri nasıl yapacaksınız? Ya da biliyorsunuz artık böyle franchise sistemiyle, ödünç mal verme sistemiyle çalışan işletmeler haline dönüştük. Dolayısıyla bu envanter listesi kritik bir önem taşımakta. Envanter listesi aslında mal varlığı listesi. Bu sadece stok envanteri olarak algılamayın bunu. Bu bütün aktiflerinize dair bir envanter listesidir. Yani envanter defterine ne yazıyorsak onu komisere sunacağız. Komiser onu değerlendirip götürüp mahkemeye bir envanter raporu olarak verecek. Geçici mühlet başlar başlamaz. Evet, bu faaliyetler komiser denetiminde yapılacak. Şirketle komiser birlikte karar verecekler. Borçlar ile varlıkların projede görüldüğü gibi komiser denetimine sunulması gerekiyor bu süreçte. Komiser varlıklarda raiç değer çalışması yapmaya başlayacak artık geçici mühlette. Çünkü projenin kesin mühlete geçip geçmeyeceğini, projenin işler olup olmadığını onun da test etmesi gerekiyor. Bunu da ne zaman yapacak? O geçici mühlet süresi içerisinde yapacak. Üçüncü ayın sonunda biliyorsunuz geçici mühlet prensip olarak 3 aylık bir mühlettir. Sonra 2 aylık bir uzatma söz konusu olabilir. O 2 aylık uzatmaya işletmenin ihtiyacı varsa bunu komiserine danışarak mahkemeden talep edecek. Bu süre içerisinde komiserin uygun görüşüyle mahkeme süreyi uzatabilir. Şimdi projenin uygulanabilir olup olmadığı konusunda analiz yapabilmesi için komisere yardım edecek şirket. Peki komiser ne yapacak? Komiser bunların simetrisi olan işleri yapacak. Hızla geçmek istiyorum. Anlattım buraları. Faaliyetlere nezaret edilmesi. Arkadaşlar, bu faaliyetlere nezaret edilmesi konusunda bazı komiser arkadaşlarımız olayı çok ileri götürmekte. Biz sadece ve sadece şirketin bütünlüğünü sağlamakla, şirketin bütünlüğünün sağlanmasına nezaret etmekle ve faaliyetleri denetlemekle, bunları da mahkemeye ve alacaklara rapor etmekle görevli birer kamu görevlisiyiz komiser olarak. Hani şirketi yönetme, şirketin üstünde bir güç oluşturma gibi bir fonksiyonumuz yok. Evet, bu varlıkların raiç değer tespitine başlayacak. Burada bilirkişi görevlendirme hakkımız var, rapor alma hakkımız var, doğrudan kendimizin takdir hakkı var, mesleki melekelerimiz varsa. Ve 5. ayın sonunda, yani geçici mühletin sonunda projenin uygulanabilir olup olmadığı, uygulanabilirse kesin mühlete geçişi teklif eden, öneren bir rapor verecek komiser mahkemeye. Mahkeme bu rapora istinaden duruşma yapacak. Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinde farklı uygulamalar var. Birçok yerde, taşrada özellikle, hakim komiseri o duruşmaya mutlaka çağırıyor. Alacaklıların karşısında komiserin sözlü olarak da kesin mühlete geçişi teyit etmesini istiyor. Bu da denk geliyor. Evet, kesin mühlet. Kesin mühlete geçtikten sonra artık şirket faaliyetlerine devam ediyor ve proje işletiyor. O yüzden de eğer mahkeme bir alacaklar kurulu oluşturulmasına karar vermişse, ki bunun şartlarını birçok yerde okursunuz, o detaya girmek istemiyorum. Şirketin alacaklılarını gruplara bölmesi gerekiyor. Yani her gruptan, çünkü bir alacaklı görevlendirecek. Yani ne demek istiyorum? Bir tekstil firmasıysanız siz, işte mal gruplarınıza ya da alacak çeşidine bağlı olarak alacaklar arasında, işte bankalardan bir temsilci, çekli alacaktan, senetli alacaktan, açık hesaptan alacaktan, diğer alacaktan bir alacaklı olacak biçimde alacaklar kurulu oluşturulması için listelerinizi hazırlayıp komisere ve komiser üzerinden mahkemeye sunmanız gerekiyor. Mahkeme komiserden ara rapor dönemlerinde rapor isteyebilir. Genellikle 2'şer aylık dönemlerde rapor isteniyor.
Biz bunun üçer aylık dönemlerde ve geçici vergi beyannamesine denk gelen dönemlerde olmasından yanayız mahkemelere. Bunu teklif ediyoruz. Ayhan Başkanım gibi hakimlerimizin çoğu kabul ediyor, makul buluyor meseleyi yasa bakımından, bizim açımızdan da bilenleri. O ara raporların hazırlanması gerekiyor. Faaliyet projeye uygun, Kongordoto projesine uygun yürütülmeli. Bu projenin revizyonu söz konusu biliyorsunuz. Ama projeyi revize ederken alacaklılara yaptığımız teklifi, ilk teklifi kötüleştiremeyiz. İyileştirebiliriz. Alacaklılarla müzakere topla, alacaklılara çağrı yapılacak. Nedir? Alacaklarınızı, alacaklı olduğunuz tutarı bildirin çağrısı yapılacaktır. İşte bu çağrının yapılması için şirket Komser'e destek sağlamalıdır. Nasıl? Adreslerin ulaştırılmasında, işte mektupların gönderilmesinde, geri dönüşlerin nereye yapılacağı konusunda ve bu işin bedelinin ödenmesi konusunda şirket gerekli desteği sağlamalıdır. Burada alacaklı olduklarını nereye bildirecekler? Şirket merkezine bildirtiyor bazı meslektaşlarımız. Bu oldukça sakıncalı. Çünkü bildirilen alacağın gizlenmesi ihtimali var. O yüzden ya Komser adresi olmalı ya da genellikle yaygın uygulama bir posta kutusu kiralaması yöntemi olmalı. Dolayısıyla alacak bildirimlerinde şirketin bildirilen alacağı o belgeye ulaşımı engellenmelidir. Bu ipotekle kurulmuş banka borçları için Komser denetiminde kesin mühletle müzakereler başlayabilir. O müzakereler bağımsız yapılabilir. Yani siz bankalarla ayrı ayrı müzakere edebilirsiniz. Sadece borcunuz ipotekle korunuyorsa. Yani bankanın zaten alacağı güvenlikte, zaten garanti etmiş alacağını. Dolayısıyla size vade vermek zorunda değil. Alacağından iskonto yapmak zorunda değil. Bu yüzden de bankalarla ayrı ayrı görüşebilirsiniz. Kesin mühlet içerisinde 12 aylık bir süredir o kesin mühlet biliyorsunuz. Ondan sonra 6 aylık bir ihtiyari uzatma süresi söz konusu mahkemenin inisiyatifinde. O sürenin kullanılıp kullanılmayacağını, eğer o süre kullanılacaksa, o süre talep edilecekse mahkemeden hangi gerekçeyle talep edileceğini bu dönemde şirketin belirlemesi gerekiyor. Ancak şunu söyleyeyim, istinaf mahkemeleri bu sürelerin bu kadar geniş ve hoyratça kullanılmasından taraf değiller. Peki Komser bakımından sürecin işletilmesi nedir? Eğer bir alacaklar kurulu oluşturulmuşsa mahkemeyle birlikte o alacaklar kuruluna da sürekli rapor verecek. Mahkeme ara raporları verecek, faaliyetlere sürekli nezaret edecek, alacaklara bildirim yapacak, ipoteklere, evet burası çok önemli, çok da atlanan bir konu sevgili meslektaşlar. Bir varlıklarda değer tespitleri yaptırdık ya, bilirkişi incelemesiyle geçici mühlette başladı, kesin mühlette devam ediyoruz. Hatta becerebilsek keşke geçici mühlet içerisinde hepsini bitirebilsek. Gayrimenkullerin değerlerini tespit ettik bağımsız denetleme uzmanlarıyla. İşte biz o raporları, o alacakların çıkan değerlerini o alacağına teminat yapmış alacaklıya bildirmekle mükellefiz. Yani bir banka bir gayrimenkul ipotek almışsa ve biz o ipotekli gayrimenkul üzerinde yeniden bir değerleme, yeniden bir hesaplama yaptırmışsak, o raporu o bankaya da iletmek durumundayız. Bankanın bizim hazırlattığımız rapora itiraz hakkı var. Değer bankanın belirlediği değerden yüksek ya da düşük çıkabilir. Bunlar tartışmalı konular. Dolayısıyla bu bildirimler oldukça önemli ve alacaklının orada itiraz hakkı varsa o itiraz hakkını kullanmasını sağlama önemli. Çekişmeli alacaklar çok önemli bir konu. Çekişmeli alacaklar birçok şekilde ortaya çıkabilir. Alacak vardır ama şirket gizlemiş olabilir. Alacak yoktur ama sonradan ortaya çıkmış olabilir. Alacak vardır ama tutar üzerinde borçluyla, şirketle, alacaklı mütabık kalamıyorlardır. Bunların hepsi çekişmeli alacaklardır. Çekişmeli alacakları çözecek olan Kongordoto davasına bakan ticaret mahkemesidir. Ancak ticaret mahkemesine çekişmeli alacağı kimin taşıyacağı farklılık göstermekte. Mesela Ankara'da yaygın olan uygulamada biz alacaklıya alacağının kabul edilmediğini bildiririz. Alacağının çekişmeli hale geldiğini bildiririz. İstanbul'da da öyle bildiğim kadarıyla. Alacaklı ticaret mahkemesine gidip çekişmenin giderilmesini talep edebilir. Ama ben Türkiye'nin başka yerlerinde bunun Komser'den istendiğini, Komser'in bir tarafmış gibi orada çekişmeli alacaklarda dava açmasının talep edildiğini biliyorum. Bu uygulamaların da içerisindeyiz. Burada kanun bir ihtiyarilik tanıyor.
Dolayısıyla mahkemelere göre farklılıklar gösteriyor. Tabii işin bu tarafında duran birisi olarak komiser sıfatıyla o davayı açmayı değil, alacaklının o davayı açmasını tercih ederim. Bütün bu süreç tamamlandı. Çekişmeli alacaklar sonlandırıldı. Alacaklarla müzakereye oturuldu. İşte burada siz o müzakere toplantısına nezaret edeceksiniz komiser olarak. Komiser o toplantıya nezaret eder. Bir, süreci anlatacak alacaklıya. Kongordato sürecini. İki, şirkete projesini anlatmasını sağlayacak. Sonra da alacaklılara projeyi kabul edip etmediğini soracak. Bunun bir oylama olduğu düşünülüyor ama bu bir oylama değil aslında. Bir müzakere. Müzakerenin sonrasında projeyi kabul ya da reddediyoruz biçiminde bir alacaklı görüşü soruyoruz. Alacaklı görüşü. Başkanım anlattı, dedi ki o gün toplantıya gelmedi, 7 günlük bir süre var. O 7 günlük sürenin işletilmesinde de bir yanlış algı var. O 7 günlük süre yine komiser denetiminde süreceğine dair bir algı var. Yani siz şirketin merkezinde diyelim müzakere toplantısını yaptınız. 7 gün boyunca alacaklar sanki şirketin merkezine gidecekmiş gibi bir algı var. Hayır. O 7 günlük sürede kesinlikle ve kesinlikle alacaklı gidip ticaret mahkemesine fikrini söyleyen belgeyi vermelidir. Çünkü şirketin, borçlu olan şirketin alacaklı üzerinde baskı yapması, hükümranlık kurmaya çalışması mümkün olabilir. Orada başka başka pazarlıklar işleyebilir. Alacaklının hürce oyunu kullanabilmesi, görüşünü söyleyebilmesi ancak böyle mümkün olabilir. Bu sürecin sonrasında da komiser müzakerelerin sonlandığına, sürecin tamamlandığına dair bir raporu mahkemeye verecek. Mahkeme de buna dair kararını verecek. Evet, kongordato ilan etmiş şirket bakımından üstadlar, finansal tablolar kesinlikle gerçeğe uygun olmalıdır. Özellikle kasalarda fiktif rakamlar var, bunlar başımızın belasıdır. Ortaklar hesabında ortaklara borçlar, ortaklardan alacaklar hesapları başımızın belasıdır bu kongordato davalarında. Sürecin sekteye uğramasının ana sebepleridir. Bu sebeple finansal tabloların gerçeği yansıtabilir hale gelmesini sağlamak çok önem taşımaktadır. Yine kongordato ilan etmiş şirket bakımından mahkemeye veya komisere yapılan bildirimler defterlerine uygun olmalıdır. Gerçeğe uygun olmalıdır. Komiseri ya da mahkemeyi aldatmaya yönelik, kendini olduğundan farklı, daha iyi ya da olduğundan daha kötü göstermeye çalışan tablolar sonra gelip o şirketin ayağına dolaşmaktadır. Buralarda gerçekçi, buralarda dürüst, buralarda sağlamcı olmakta büyük fayda bulunmaktadır. Müzakere gerçekleşti, alacaklılarla yaptığınız müzakerede borçlarınız 4 yıla bölündü diyelim. Artık siz muhasebe defterlerinizde o borçları vadelerine göre ayırarak uzun vadeli, kısa vadeli ayırımına göre kayıtlar hale gelmelisiniz. Müzakereler gerçekleşti ve bir iskonto aldınız diyelim. Yani siz projenizde öngörülen diyelim %15, %20'lik bir iskonto vardı. Alacaklarının %15'inden vazgeçtiler diyelim. İşte orada vazgeçilen tutar artık sizin şirketiniz bakımından, kongordato ilan şirketi bakımından diğer olağan dışı gelir ve kârdır. Dolayısıyla bu şekilde kaydedilmelidir ve onun vergisi ödenecektir. Bunu da kayıtlarımıza böyle yansıtmak zorundayız. Projede bir varlık satışı öngörülmüşse ve varlık satışı gerçekleşmişse projenin gerçekleşebilmesi için buna dair kayıtlar düzgün ve gerçekçi yapılmalıdır. Peki kongordato ilan etmiş şirketten alacaklı olan bir şirket neler yapacak? Bir, kongordato ilan etmiş olan şirketten alacağını kongordato davası açıldığı tarih itibariyle şüpheli alacak yazacak. Biliyorsunuz şüpheli alacaklardaki kuralları, hani bir dava açılması, bir takip başlamış olması şartı vardır. İşte kongordato ilanı aslında alacağın şüpheli hale geldiğinin vergi usulü kanununa göre de delilidir. Dolayısıyla o alacak şüpheli alacak kaydedilecek. Ha, bu şüpheli alacakları meselesinde bir şey daha söylemek istiyorum. Herkesin sabrını çok zorladığını biliyorum ama oldukça önemli biz muhasebeciler açısından. Şimdi alacağı şüpheli alacak yazdınız. Projenin orta yerinde bir yerde şirketin kongordato talebi reddedildi diyelim. Kongordato talebinin reddi birkaç şekilde olabilmekte. Orada da aslında yasada bir takım sıkıntılar var. Mesela şirket feragat ettiğinde davadan borca batık olup olmadığına bakılıyor. Eğer borca batıksa şirket davadan feragat ettiğinde iflas kararı veriliyor. Borca batık değilse dava reddediliyor. Ama komiser şirket benim talimatlarıma uymuyor diye bir rapor verdiğinde borca batık olup olmadığına bakılmaksızın iflasına karar veriliyor. Şimdi Sema hocamla konuştuk.
Bu yeni düzenleme içerisinde bu haksızlığı, bu adaletsizliği giderici bir takım düzenlemeler düşünülüyormuş, onun çalışması varmış. Dolayısıyla bu sürecin sonlandırılması ile ilgili mevcut yasada bir takım çarpışıklıklar var. Eğer Kongordo davası sonuçlandırıldığında şirket iflas etmişse zaten şüpheli alacağınız sizin artık tasfiye olmuştur ve o alacak artık sizin için değersiz bir alacaktır. Gidip iflas masasına sıraya gireceksiniz, tahsil ettiğinizde yeniden gelir yazacaksınız. Şirket davanın iptal edilmesiyle şirket borç ödeme kudretine kavuşmuşsa şüpheli alacağı geri şüpheli alacaklardan geri çekeceksiniz. Müzakere gerçekleşti, tamamlandı. Şüpheli alacak kaydettiğiniz alacak tutarının %80'ini alabileceğiniz karara bağlandı artık. O zaman işte o %80'lik kısmı geri gelir kaydedeceksiniz. Dolayısıyla iskonto yaptığınız %20'lik kısım otomatikman giderleştirilmiş olacak. Dolayısıyla bu şüpheli alacak kaydedilmesi meselesini aslında biraz daha irdelemek gerekiyor. Kongordo ilan etmiş bir şirketten alacaklı olanlar mutlaka ama mutlaka basın ilan kurumunda, Ticaret Sicil Gazetesi'nde o şirketle ilgili süreci yakın takip etmeliler. Komiserin, şirketin ya da mahkemenin bu kanallardan yapacağı bildirimleri, duyurulara karşı duyarlı olmaları gerekmekte diye düşünüyorum. Alacak yapılandırıldığında son söz, alacaklı olan şirket alacağını artık ona göre de vadelendirmeli. Hani borçlu şirket borçlarını vadelerine göre kayıtlayacaktı ya, alacaklı şirkette alacaklarını ona göre vadelendirecektir. Aranızda bulunmaktan son derece keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. Mükemmel. Zamanlama da mükemmel. Sunum da çok güzeldi. Şimdi arkadaşlar bir 10 dakika sadece çok hızlı bir ara vereceğiz. Sorular alacağız. Sorularınızı yazılı olarak alacağız. Ve ardından hep birlikte oturumu kapatacağız. 18'de çünkü salonu boşaltmamız gerekiyor. Görüşmek üzere aradan sonra. Teşekkürler. Teşekkür